Merhaba, hoş geldiniz. İstanbul Araştırmalar Enstitüsü'nün bursiyer konuşmalarının üçüncüsünü enstitüden arkadaşım Büşra Mutlu ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Ve konuğumuz 2019 doktora araştırma bursiyerimiz Mine Yıldırım. Konuşması da esasında ekranda gördüğünüz gibi şiddet ile ihtimam arasında İstanbul'un köpekleri başlığını taşıyor. Ben şimdi size kısaca Mine Yıldırım'dan bahsedeceğim biraz. Ardından soru cevap formatımızı anlatacağım. Sonra çekileceğim ve Mine sözü alacak. Mine Yıldırım dediğim gibi 2019 doktora bursiyerimiz ve savunmasına az kaldı doktorasını. The New School Üniversitesi'nde New York'ta siyaset bilimi alanında yapıyor. Şehir araştırmaları bölümünde de. Aynı okulun öğretim görevliliği de yapıyor. Bunun yanında İstanbul Planlama Ajansı'nda iklim krizi ve ekolojik yıkımla mücadele alanında uzman araştırmacı olarak çalışıyor. Ayrıca bir de kendisinin koordinatörlüğünü yürüttüğü Dört Ayaklı Şehir adlı bir kolektif var. Bu da İstanbul'un sokak köpekleriyle ilgili bir arşiv tutan bir kolektif. Bunun dışında doktora tezi de Mine'nin bu başlıkta gördüğümüz konuyla ilgili tezinin arşiv kısmı Cumhuriyet tarihi boyunca hayvan idaresinin seyrine odaklanmış durumda. Ayrıca ama sadece bir tarih tezi değil, bu saha araştırması ve günümüze bağlanan bir noktası var. O da 2013-2018 yılları arasındaki kitlesel köpek sürgünlerini, hayvan barınaklarını ve bu mekanlar etrafında oluşan tecrit coğrafyalarını inceliyor. Yani tarihsel perspektifle bugünkü durumu anlatıyor. Yakın zamandaki yayınları da 2019'da Cogito'da şiddet ile ihtimam arasında Dört Ayaklı Şehir ve İstanbul'un köpeksizleştirilmesi başlıklı bir yazısı var. Yine aynı senede Beyond İstanbul da sanırım İstanbul Yollarında Kentsel Politik Ekoloji adlı sayısında hayvan tecritinin dışı ve ötesi İstanbul'da sürgün, yıkım ve şiddet coğrafyaları başlıklı bir yazısı var. Bizi kırmayıp bizde de tezini anlatacağı bir sunum yapmaya geldi. Şimdi bu konuşmanın ardından soruları alabileceğiz. Yani konuşma bittikten sonra alalım istiyoruz. Şeyde, panelin arayüzün altında Question and Answers Q ve butonunu göreceksiniz. Oradan yazabilirsiniz istediğiniz soruları ve konuşmanın sonunda ben soruları ileteceğim Mine'ye ve böylelikle soru cevap kısmına da geçeceğiz. Şimdiden iyi seyirler diyorum. Biliyorum. Ve sözü Mine'ye bırakıyorum. Merhaba, çok teşekkür ederim Emir. Evet. Bu İstanbul Araştırmalar Enstitüsü ile bir süredir beraber çalışıyoruz. Bir süredir benim çalışmalarıma ev sahipliği yapan bir kurum. 2017 yılındaki Dört Ayaklı Belediye sergisinin konuşması şansına da yani böyle bir imkan da bana verilmişti ve bu çalışmanın, bugün dinleyeceğiniz konuşmanın aslında ilk çerçevesini benim için o dönem doktora tezindeki tıkanmaları çözen bir imkan olmuştu. Bu ilk çerçevesini çizdiğim doktora çalışmamın bugün de ne kadar uzun zaman geçmiş ama bir taraftan da aynı mesele etrafında derinleşip çalışabildiğim bir yer, bir imkan olmuş. Bu yüzden İstanbul Araştırma Enstitüsü'ne bu araştırma için teşekkür ediyorum. Bu 3 aydır pandemi koşullarında eminim ki pek çok webinar dinlemekten artık sıkılmaya başlamış olan pek çoklarınız da bu akşam güzel bir yaz akşamı bu saatte beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Şimdi bugünkü konuşmada İstanbul'un İstanbul'un köpeklerini konuşacağız. İstanbul'daki sokak köpeklerinin varlıklarını, bedenlerini, kamusal alanlardaki hareketlerini kuşatan ilişkilere, bu ilişkilerin 19. yüzyıldan itibaren
dönüşümünde etki olan bazı dinamiklere, vakalara, mekansal, idari ve yasal düzenlemelere odaklanacağız. İstanbul'un köpeksizleştirilmesi adını verdiğim bir oluşa bakacağız. Bu oluşum ve bu söylemsel evrenin içinden onu şekillendiren mekansal, politik, sembolik düzendeki bilgi üretimi, iktidar ve toplumsal denetim düzenlerini, kamusal alan idaresini, kamusal alanda gündelik yaşamın, hareketliliğin, karşılaşmaların üretimini, denetimini, tüm bunların dönüşümünü konuşacağız. Bütün bunlar üzerinden bakmaya çalıştığımız aslında bir modernleşme tecrübesi. Bizim modernleşme, modernite tecrübemize bir pencere, bir kapı aralamaya çalışacağız. Şimdi hayırsız adayla başlayan hayvanlara yönelik, İstanbul'da hayvanlara yönelik yersizleştirme, kitlesel sürgün, tecrit ve imha politikasının örgütlediği şiddeti ve bunun karşısında genelde bu şiddete de tepki olarak ancak daha çok bir tür kuvvetli bir dip dalga olarak örgütlenen koruma, hayvanları koruma, kurtarma ve ihtimam ilişkilerinin seyrini konuşacağız. Son olarak da hayvanlara yönelik ve cezadan muaf tutulan şiddete tanık olmakla birlikte değişen hak ve adalet anlayışlarını, bir tür toplumsal tecrübede değişen hayvanın yerini, sembolik düzendeki konumunu ve tüm bunlarla kurulan, dönüşen ve bugün siyasetin ve toplumun, siyaset karşısında toplumun, siyasal iktidar karşısında toplumun önemli bir toplumsallığın önemli bir boyutu olduğuna inandığım neoliberal yönetimsellik ve öznellik tecrübelerini konuşacağız. Yani bu takip edeceğimiz izlek bu. Şimdi öncelikle bir arka plan, tarihsel arka plan olarak geleneksel İstanbul'un görüntüsüne bakalım. Şehre dair hemen hemen bütün anlatılarda, seyyahların anılarında, notlarda, yazışmalarda dikkati çeken öne çıkan unsurların başında geliyor köpekler. 19. yüzyılın başında yani artık İstanbul'un batıya açılan dünya başkentlerinden biri olma serüveninin hızlandığı, geliştiği bir dönemdeki bütün anlatıların, bütün o seyahatlerin, geliş gidişlerin ve temasların, karşılaşmaların bir durağı olarak İstanbul'a dair anlatılarda ana unsurlardan biri köpekler. Pek çok tarihçi tarafından bugün hani kabul edilen bir düşünceye, bir tahmine göre 2. Mehmet dönemindeki İstanbul'un Osmanlı fethinden bu yana İstanbul köpekli bir şehir. Köpekli bir imparatorluk başkenti. Fethin hemen ardından gerçekleşen göçlerle nüfus hızla artmaya başlayan ve yüzyıllardır artmakta olan da bir dünya başkenti aslında. Artan nüfusa, kentleşme modelinin getirdiği özgün ve yakıcı sorunlara, altyapı ve kalkınma problemlerine, şehirde nüfus idaresini kökünden değiştiren, yerinden etme, sürgün, tehcir, zorla iskan pratiklerine ve uygulamalarına rağmen şehirdeki bütün siyasi alt üst oluşların ortasında köpeklere ev sahibi yapmayı da hiç bırakmamış bir şehir. Kapsamlı ilk nüfus sayımını yapıldığı 1887 yılında 1 milyona yaklaşan bir nüfusu var şehrin. Kritik eşik 1 milyon nüfus sınırının aşıldığı 1900 yılında ise şehirdeki köpek sayısı 200 bin. Yani her yüzyılın başında, 20. yüzyılın başında her 5 kişiye bir köpek düşüyorlar. Köpekler her yerdeler. Nüfusu oranla fazlalar. Hayli görünürler. O dönemde adları sadece köpek, sokak köpeği değil, başıboş sokak köpeği hiç değil, sokak köpeği diye belirtilmeye ihtiyaç duyulmuyor. Çünkü İstanbul'da genel olarak kent kültüründe tarihsel ve toplumsal açıdan ilksel ve ilişkisel olarak öncelikli olan, dışarıda olan, evsiz olana, herkese ait olan ama hiç kimsenin mülkü olmayan yerde, kamusal alanda yaşayan varlık olarak hayvanla kurulan ilişki. Bu hayvana bakmak, yani kamusal alanda yaşayan, şehrin müştereklerinden olarak olan hayvana bakmak, hayvanı korumak, hatta günümüzde bakmak, bu hayvana sevgi ve ihtimam göstermek. İlksel olan ve ilişkisel olarak öncelikli ve ağırlıklı olan pratik kamusal alanda hayvanla karşılaşma. Evcil hayvan bakımı o dönem olmayan, hatta günümüzde yeni yeni yaygınlaşan kent burjuvasının oluşmasıyla kurulan bir pratik. Bugün günümüzde yeni yeni yaygınlaşan ve son derece problemli bir söylemle birlikte ve ona eşlik eden bir tür söylemle birlikte sahipsiz köpek, başıboş köpek, vahşi köpek ya da orman köpeği değil İstanbul'un köpekleri, sokak köpekleri diyoruz biz ona. Çünkü onların evleri
sokaklar, sokakta yaşayan, sokakta büyüyen hayvanlar. Sokakta yaşıyorlar, sokakta büyüyüp, gelişip, çiftleşip, üreyip sokakta ölüyorlar. Hemcinsleriyle ve insanlarla sokakta sosyalleşiyorlar. Şehrin mekansal yapısı ve toplumsal düzenine bazı açılardan uyum sağlayan ama yine de disiplin altına alınmamış üreme ve bedensel hareketleri şehir yönetimi tarafından, birazdan detayları konuşacağız, düzenlenmeyen ancak yine de uysal fakat itaatkar olmayan varlıklardan söz ediyoruz. Dediğim gibi onların evi sokaklar, sadece sokaklar da değil, çarşılar, haftalık pazarlar, dükkanlar, kahvehanelerin önleri, cami avluları, çeşme ve hayrat civarları, mezarlıklar, yatır ve türbeler, bahçeler, meydanlar, hükümet binaları, limanlar, rıhtımlar, kamusal alan olarak düşünebildiğimiz özel mülk olmayan her yerde varlar, görünür ve hareketliler. Sokakta yaşadıkları için sokakta yaşayan, sokakları kat eden, sokakta çalışan, yatan diğer insanlarla, şehrin insan yerleşimcileriyle sürekli temas halindeler. Dilenciler, hamallar, seyyar satıcılar, çarşı ve pazarlardaki esnaf ve evsizler, özellikle köpeklerin gündelik maceralarında en önemli, en kalıcı ve en kuvvetli tanıklar ve ortak olan, onların yaşamlarına ortak olan unsurlar. Şimdi köpeklerin şehirdeki bu denli, özellikle batılı 19. yüzyıl batılı oryantalistlerin iştahla yaklaştığı ve kimisinin hayranlıkla, daha çok ise aşağılamayla yaklaştığı İstanbul köpeklerinin şehirdeki müreffeh hayatını mümkün kılan ise bakım pratikleri. Eski İstanbullular kemik ve çorba suyuna ekmek doğrayıp papara adını verdikleri bir karışım yapar, köpeklere verirlerdi. Çarşı ve pazarlarda mancacı adı verilen seyyar et satışları dolaşır. Köpekleri beslemek isteyenlere cüzi fiyatlara et, kemik, deri ve sakat at satarlardı. Yaz aylarında en büyük ihtiyaç olan suyu ise köpekler kamusal alanlardaki çeşmelerden sağlıyorlardı. Hayvan hastaneleri, sokakta hayvanların yarısını saran, merhem süren, kırık çıkıklarını tedavi eden hayvan şifahaneleri ise Osmanlı yardım, sosyal yardım sisteminin kadim birer parçası haline gelmişti. Bu vakıfların giderleri büyük oranda gönüllülerin bağışlarıyla sağlanıyordu. Bu kısmı önemli çünkü o dönem, yani 20. yüzyıl başı hükümetin ve devletin yönetim ve hizmet anlayışın içinde olmayan hizmet mekanizmaları ve pratikleri içerisinde henüz kapsanmamış varlıklardan söz ediyoruz. Dolayısıyla bakımları ve hayatları tamamen ihtimam pratiklerine emanet, bununla birlikte korunan ve gelişen varlıklar. Kamusal ve sembolik düzenin vazgeçilmez birer parçası köpekler aynı zamanda. Sokak köpekleri tabirini artık kullanabiliriz. Çünkü sokaklar yalnızca köpekler için birer yaşam alanı, birer habitat değil. Aynı zamanda İstanbul sokaklarının tarihsel ve mekansal düzenleri İstanbul'un köpeklerini oluşturan temel unsur aslında. Issız, dar, 20. yüzyılın başından söz ediyorum. Kaldırımsız, toprak sokaklarda yaşayan, geleneksel İstanbul'da yerleşimin temel birimi olan ve kendi içine kapalı, ancak kefaret sistemiyle dışarıdan birilerinin dahil olabildiği ahali yaşamını ayakta tutan mahalle yapısına aitler. Köpekler mahalle yapısının içindeler ve mekansal aidiyetleri mahalle yapısının tanınırlığı, bilinirliği ve mahallede onlara bakanların ihtimam pratikleri sayesinde bu ahalinin birer parçası olarak görülüyorlar. Haklarında yazılı kanunlar yok. Dediğim gibi o dönemde henüz belediye de yok. Yeni kurulan belediyenin olmayan hayvan hakları yasasının ve veterinerlik hizmetlerinin olmadığı bir dönemde bakımları, yaşamları toplumsal pratiklere dayanıyor ve bunlarla birlikte şekilleniyorlar. Kamusal alanın akıbetini değiştiren, akışını, şeklini, yapısını değiştiren bütün müdahaleler köpeklerin hayatını değiştiriyor anlamda. Bu anlamda batılı anlamıyla o dönemde oluşmaya başlayan bir hayvan hakları yasasının öznesi değiller, alıcısı da değiller, hak sahibiler ama bu hakları yazılı olmayan, pek çoğu toplumsal gelenekten gelen örfi kurallarla korunuyor. İslami gelenekten beslenen merhamet, ihtimam, şefkat ve acıma ilişkileriyle kuşatılmış durumdalar. Köşe başlarından onlar için bırakılmış saman dolu sandıklarda uyuyorlar, yavruluyorlar. Sokakları kat ettikleri günün sonunda ağaç altlarında, kuytularda, cami avlularında, çeşmeye yakında uyuyorlar.
O dönem Batı'daki hemcinslerin aksine evin, hanenin iç dünyasına, domestik alana dahil değiller. Tekrar tekrar vurgulamak istediğim kamusal alana aitler ve kamusallığın dinamikleriyle birlikte onların hayatları da yoruluyor. Şimdi köpeklere dair koruyucu bakım pratikleri ve kurumları hayli yerleşik, yaygın ve görünür. Evcil hayvan endüstrisinin henüz olmadığı, evcil hayvan pratiğini yani hayvanla hayvanın hanenin domestik yaşamına henüz dahil olmadığı bir dönemden söz ediyoruz. Modern anlamıyla köpek maması diye bir şey de yok. Zaten buna gerek de yok. Dediğim gibi İstanbul'a yapapara adı verilen etin kemiği, suyu, yağını yemekle karıştırıp verdikleri bir tür çorba ile besliyorlar. Ya da mancacı adı verilen seyir et satıcıları çarşılarda pazarda dolaşarak hayvanları beslemek isteyen hayırseverleri et satıyor. Ya da etin hala bu dönemde yavaş yavaş kaldırılmakta olan bir pratik görüyorsunuz. Etin açıkta satıldığı dönemde çarşamba pazarlarda gezinen köpekler bu etlerin artıklarını, kemiklerini, derilerini yiyorlar. Bu dönemin hayvanlar çok besili değil bu dönemin anlatılarından bildiğimiz ama aç kalmaları da mümkün değil. Çünkü beslemek ve özellikle su vermek hayvanları yardım etmekten son derece daha kolay, örgütlenmiş ve yaygın bir pratik aslında. Bazı batılı seyyahların hayvanları beslediği görüntüleri görüyoruz. Bu görüntülerden onlarcasını görebiliriz. Bugün arşivde özellikle İstanbul Araştırma Enstitüsü'nün görsel arşivinde de fazlasıyla görebiliriz. Gördüğünüz mancacılara dair tasvirler az sayıda kedi daha çok köpeğin beslenmesinde kritik. O dönem yine bir geçiş dönemi. Geleneksel İstanbul'un daha sonra kaybolmuş besleme bakım pratiklerinden bir tanesi. Şimdi tüm bunlar, bütün bu pratikler, koruma pratikleri köpeklerin bedenlerini, şehirdeki hareketlerini adeta görünmez bir koruma halesiyle kuşatıyor. Biz bugün bu haleyi kıran, köpeklerin kamusal alandaki varlıklarını, şehir düzeni ve gündelik hayat içindeki yerlerini geri dönüşü olmayacak bir şekilde dönüştüren bir olaya, 1910 yılının bahar aylarında 100 bine yakın köpeğin İstanbul'un en uzak adası Sivriada, Oksiya'ya sürgün edilerek öldürülmesiyle sonuçlanan Hayırsada vakası olarak bildiğimiz büyük köpek katliamına konuşacağız. Şimdi bu katliamın detaylarını konuşacağız. Görüntüleri görüyorsunuz. Hayırsada vakası olarak bilinen bu kitlesel sürgün ve itlaf yeni kurulan İttihat Hükümeti'nin ilk icraatlarından biri. Şehrin modernleşme, o zamanki ve bugün hala geçerli olan İstanbul'u Avrupalı bir başkent yapma. Bir problemim var. Bugün hala geçerli olan karşılığını İstanbul'u Avrupa başkentlerine benzetme çabalarının bir sonucu olarak geltendikleri büyük çaplı ilk girişim. İttihat Hükümeti'nin 1910 yılının Nisan ayında çıkardığı bir kararnameyle zaptiyeli röbekçilere tüm şehirde eş zamanlı operasyonlarla sokak köpekleri yakalama talimatı veriliyor. 10 Nisan akşam başlayan toplamalar yarattığı ilk şaşkının ardından sürü içinin ve Eyüp'ün geleneksel olarak köpeklerin müreffeh yaşamlar sürdüğü mahallelerde tepkiyle yer yer kısa sürede olsa çatışmaya varan direnişlerle karşılanıyor. Direniş olmayan mahallelerde bile toplamaları hiçbir yerde halk desteğini verilmediği oldukça önemli. Aksine pek çok mahallede yerleşimcilerin güçleri yettiği ölçüde, imkanların el verdiği ölçüde köpeklerden bazılarını özellikle yavru köpekleri korumaya çalıştığını biliyoruz. Direnenler tabii ki yalnızca köpeklere merhamet duyan vatandaşlar değil. Zaptiyeler insan teması, insanın verdiği yemeğe alışık olan köpekleri ilk başlarda zehirli etlerle, zehirli yemeklerle kolayca kandırabiliyorken operasyonlar sürdükçe köpekler de direnmeye, kaçmaya, demir kıskaçlarla, kanca ve boğmalarla onları kıstırmaya çalışan zaptiyelere karşı koymaya saldırmaya başlıyorlar. Köpeklerin ve yerli halkın direnişleri yakalama operasyonu zora sokmaya başlayınca çiçeği burnunda İttihat Hükümeti ve yeni kurulan belediye, birazdan göreceğiz kurulma aşamalarını. Bu işi yapmak için şehrin diğer istenmeyenlerini, eski mahkumları, çingenleri, işsizleri, sarhoşları ve evsizleri istihdam ediyor. İşte bu noktadan sonra köpekleri yakalama girişimi tam bir sürek avına dönüşüyor. Köpeklerin yakalanarak konduğu at arabalarını, tahta arabaları görüyorsunuz. Yakalanan köpekler toplu halde bu tahta kafeslere konuluyor. At arabaları bu kafesleri tophane limanına getiriyordu.
Bir süre sonra beşli onlu gruplar halinde tutuldukları kafeslerde delirerek birbirine saldıran köpeklerin limanda daha fazla tutulamayacağı ortaya çıkınca köpekler Mavnan'a yüklenip İstanbul'un en uzak ıssız kayalık adası Sivriada Oksi'ye götürüldü. İlk başlarda adaya terk edilen köpekler için her gün ekmek ve su götürülmesi planlandıysa da kısa bir süre sonra bundan vazgeçiliyor. O yaz Sivriada'ya 100 bine yakın sokak köpeği sürgün ediliyor. Köpeklerin sürgünü dünya basına yer buldukça adayı ziyaret etmek isteyenler oluyordu. O yıl yaz aylarında adaya sürgün edilen köpekleri görmek isteyen Fransız karikatürist Sem'in tasviriyle Sivriada dev, hareketli bir kayaya benziyordu. İstanbul adalarının en küçüğü ve en uzağı olan bu kayalık, ince sivri kayalık, o yazın sonunda on binlerce köpeğin tecrit edildiği, açlıktan, yaz sıcağından, susuzluktan can çekişerek öldüğü toplu bir mezara dönüşecekti. Şimdi bu 20. yüzyılın ilk soykırımının anıtına dönüşmüş olan bu Sarp kayalık, İstanbul'da bir süre sonra çıkan büyük yangını, belaya, her türlü uğursuzluğu getirdiği düşünülerek hayırsız bir ada olarak bu vakadan sonra lanetle anılacaktı. Şimdi hayırsız ada vakası sokak köpeklerinin felaketi. Taammüden İstanbul'u tamamen köpeksizleştirmeye hedefleyen tasarlanmış bir soykırım girişimi aslında. Yalnızca birkaç sene sonra gerçekleşecek başka kitlesel tehcir ve felaketin de İstanbul'daki büyük Ermeni tehcirinin, İstanbul'dan başlayan ve tüm Anadolu'ya yayılan Ermeni tehcirinin de aynı siyasi mantığın nüfus örgütlenmesi, popülasyon idaresine işaret etmesi bakımından da önemli ve bu tehcirin de bir habercisi aslında, bir tür siyasi aklın provası olarak düşünebiliriz. Aynı zamanda biraz önce bahsettiğimiz gelenekten de bir kopuş, yerleşik, son derece yaygın, kuvvetli ve görünür gündelik ihtimam pratiklerinden de radikal bir kopuş, bir kırılma ve bir kesinti. Bu anlamda süreksiz, tekrar olmayan bir olay. Nitekim Hayırsız Ada vakasından bugüne, 100 yıl boyunca, birazdan göreceğiz, 2012-2013 yılında başlayan ve yaklaşık 4-5 yıl süren büyük köpek, kitlesel köpek sürgünlerini paranteze alırsak, Hayırsız Ada vakasından bugüne 100 yıl boyunca hayvan idaresinde bir daha böylesi bir kitlesel tehcir ve tecrit yoluyla imha girişimini görmüyoruz. Üstelik yalnızca birkaç sene sonra sürgünden sağ kalan köpeklerin yeniden İstanbul'un sokaklarında üremeye, çoğalmaya ve yaşamaya başladığını düşünürsek, İstanbul'u köpeksizleştirmeyi, sokak köpeklerinin kökünü kazımayı hedefini de gerçekleştirememiş bir girişim, bir modernleşme teşebbüsü olarak tam anlamıyla bir fiyasko. Ancak ben Hayırsız Ada vakasını bu kısmı soru cevaplarda da açabiliriz. İlgili yazında ele alındığı gibi bir modernleşme başarısızlığı, yalnızca bir modernleşme başarısızlığı, elitist tepeden inmeci, bu anlamıyla da toplumun tecrübesine teğet geçen batılılaşma söyleminin basit bir ürünü ya da başarısızlığa mahkum bir ürünü olarak görmek yerine bu felaketi İstanbul'un köpeksizleştirilmesine adı verdiğim bu süreksiz oluş halinin paradigmatik ve kurucu bir momenti olarak düşünmeyi öneriyorum. Hayırsız Ada vakası ne yalnızca kent imajını batılılaştırmak için girişilmiş, söylemsel etkisi dar, elit bir siyasi çevreyle kısıtlı kalmış bir proje, ne de basitçe öne sürdüğü İstanbul'daki köpeklerin kökünü kazıma hedefini gerçekleştirmemiş bir başarısızlık timsali. Süreksiz, tekrar olmayan ancak sonrasında İstanbul'daki sokak hayvanı popülasyon idaresini, sokak hayvanlarının yaşamlarını kuşatan söylemsel, siyasi ve toplumsal dizgeyi dönüştürmüş bir felaket olarak düşünmeyi öneriyorum. Düşünmeye çalıştığım ve bugün sizlerle birlikte konuşmak istediğim temel fikir ise şu: Hayırsız Ada vakası yalnızca İstanbul'da sokak hayvanlarının akıbetin değil, genel anlamda insan ile hayvan arasındaki ilişkinin biçimini, yapılarını, mekanlarını, hayvanı içine alan yerleşme, bir arada yaşama, ahali anlayışını, hak ve adalet ilişkilerini dönüştürülmüş bir kırılma anı, bir tür milat. Hayvanların hayatını kuşatan koruma hâlesini kırarak onların bedenlerini, kamusal varlıklarını, hareketlerini yepyeni bir dizgeye taşıyan, şiddet ile ihtimam arasında gidip gelen bir sarkaca yerleştirilmiş, kurucu ve paradigmatik bir tecrübe. Hayırsız Ada'dan sonra, bu vakadan sonra sokak hayvanlarının hayatları hep bu iki düzen,
hep bu iki kuvvet, şiddet ve ihtimam pratikleri arasındaki gerilim de kuruluyor. Bir yandan devlet ve kurulduktan sonra ilk icraatları büyük sürgün ve imha olmuş belediyeler eliyle örgütlenen ve tabii ki topluma da sirayet eden şiddet, diğer yanda ise varlığını çoğu zaman kuvvetli bir dip dalga olarak sürdüren, zaman zaman geri çekilen, icat eden, kendini görünmez kılıp içine kapanan, kanun korumasından, adaletin çemberinin dışında kalmış, kanunun korumasından mahrum bırakılmış ihtimam ilişkileri. Hayvanlarla kamusal alanı paylaşma ve bir arada yaşam, hayvanseverlik, diğerganlık, onlara yönelik besleme, bakma, koruma, kurtarma ve barındırma pratikleri. Sokak hayvanlarının hayatı bu iki sembolik düzenin yarattığı girdapta, yarattığı bir arasındaki gerilimde, söylem ve pratikler arasındaki gerilimde kuruluyor, şekilleniyor, evriliyor ve dönüşüyor. Hayırsız da vakası bu sarkacı, şiddet ile ihtimam arasında gidip gelen ve sokak hayvanlarının hayatını şekillendiren bu sarkacın kurulduğu bir milat olarak düşünmek istiyorum. Şimdi bu ikili yapının hayvanlara yönelik şiddet ve ihtimam ilişkilerinin arasındaki diyalektiğin hareketlerini anlamak için hayırsız da felaketini nasıl düşünmemiz gerekiyor? Bunu geçmiş ile gelecek, gelenek ile modern arasında bir kırılma anı olarak düşünmeyi öneriyorum. Bir felaketin yarattığı enkaza bakıp o enkazın içinden tarihsel arka planını okumaya çalışıyorum. Ve bunun tabii tam tersi de geçerli. Bu tekrar olmayan felaketin yüzyıl boyunca ve bugün hala geçerli olan sokak hayvanları üzerinden kentsel kamusal alanların paylaşılmasına ve denetimine ilişkin siyasete dönüşmesini sağlayan hangi dönüşümleri nasıl düşüneceğiz? Felaketin ardından, felaketin yarattığı enkazın içinden, etkileri üzerinden arka planına bakarken köpeklerin bedenlerini kuşatan koruyucu halinin kırıldığı, geleneği dönüştüren üç ana kırılmadan bahsedeceğim. Şimdi bu kırılmalardan ilki, odaklanmak istediğim birinci kırılma, sokak hayvanlarının kamusal varlığına, hareketlerine, yerleşme ve gezinme pratiklerine ilişkin. Hayvanların toplumsal düzende ve gündelik hayattaki yerlerinin korunması gereken makbul varlıklardan istenmeyen, hastalıklı, daha sonra da yerinden edilebilir, sürgün edilebilir ve nihai olarak cezadan muaf biçimde öldürülebilir kılındığı bir kırılma bu. Bu kırılmanın arka planında ise Tanzimat reformlarıyla şekillenen kamusal alanların kullanılmasını ve paylaşılmasını denetim altına alan eş zamanlı bazı siyasi, idari, mekansal düzenlemeler yatıyor. Şimdi Tanzimat sonrası dönem, yani 19. yüzyılın ikinci yarısından ikinci meşrutiyetin sonuna kadar olan dönem, yerel yönetimlerin gelişmesi açısından son derece zengin bir dönem. Yerel yönetimlerin geliştiği, kurulduğu ve geliştiği bir dönem. Eş zamanlı ve birbirini besleyen pek çok kanunname ve nizamname ile yasa ve mevzuatla düzenlenen bir dönem. Bunlar arasından üç tanesinin kamusal alan idaresinin ve hayvanların kamusal alandaki varlıklarını dönüştürmüş olduğunu düşünüyorum. Üç tanesinden bahsedeceğim. Bir tanesi 1845 yılında polis teşkilatının kurulmasıyla birlikte gecenin, özellikle geceleyin sokakların, karanlığın düzenlenmesi ve asayiş meselesinin kent yönetimselliğinin merkezine yer almasını getiren siyasi ve idari dönüşüm. Daha öncesinde bekçi ve ses başının denetimiyle yetinilen bir dönemden kamu düzeni için sıkı denetim ve asayişin vurgulandığı, yeni kurulan merkezi polis teşkilatının yetkili kılındığı bu dönüşüm 17 maddelik polis nizamnamesiyle şekilleniyor. Nizamnamenin ilk iki maddesi İstanbul'da dirlik ve düzenin sağlanması için polisin yetkilendirmesi, 3 ve 4 ikamet izni, yani kimlerin mahalle yapısına ve ahaliye dahil olacağını, kimlerin olamayacağını belirleyen maddeler, İstanbul'u ziyaret ve İstanbul'dan seyahat edenlerin izinlerinin ve misafirlik sürelerinin belirlenmesi, 5. madde ateşli silah kullanma ruhsatı ile ilgili belgelerin verilmesi, kamusal alanda asayişin ve emniyetin sağlanması, 10. madde ahlaka ve kamu namusuna, kamu namusu olarak belirlenen kurallara aykırı ilan edilen yerlerin, özellikle genel evlerin, kumarhane ve meyhanelerin ve neşriyatın denetlenmesi, kapatılması meselesine odaklanıyor. Bu maddeler yalnızca bazı bedenlerin düşmanlaştırılarak tehlikeli, şüpheli, potansiyel olarak suçlu ilan edilmesini tanımlamakla kalmıyor. Aynı zamanda kamusal alandaki hareketlere, karşılaşmalara, görünürlüğe ilişkin normatif bir çerçeve de kurarak intizam açısından tehlike arz etmeyen kamusal alan kullanımına hareketlilik ve etkileşim biçimlerini de tanımlıyor. Şimdi 3. madde mahalle yaşamının gereklilikleri dedik.
12. madde o tarihlerde İstanbul'da başlamış olan işçi örgütlenmelerine kamu asayişini bozacak her türlü fitne ve fesat tırnak içerisinde faaliyetine ket vurmak amacıyla grev ve her türlü işçi direnişi teşebbüsünün yasaklanması. 14. madde umuma açık yerlerdeki kamu nizamını tehdit edebilecek hareketlerin kısıtlanması. 16. madde birenlerin, meyhanelerin, bekar odalarının, genel evlerin denetlenmesini kamusal alanda denetim, gözetim siyasetinin merkezine taşıyor. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle Avrupalı siyasi bürokratik elitlerin saldırganlıkları, tabağa dek avlamaları, mahallenin huzurunu bozmakla suçladıkları köpeklerin varlığını daha bütün bu maddeler kent yönetimselliğinin ve polis idaresinin, polis düzeyinin merkezine taşıyor. Bunların dışında polis nizamnamesinin öyle bir maddesi var ki köpeklerle ilgili bugün ne yazık ki sıklıkla kullanılan bir ifadeyi de dilimize ve şehir idaresinin gündemine hediye ediyor. O da başıboşluk. Nizamnamede İstanbul'daki başıboşluk sorunu öyle bir mesele üzerinden siyasi ve yasal ifadesini buluyor ki kamusal alanı düzenlemeyi devlet ile yoksul vatandaş arasındaki ilişkinin dönüşümüyle de paralel okumaya bizi sevk ediyor. 7. madde dilenciliğin yasaklanması ve başıboşluğun yasaklanması, dilenme ve hiçbir sakatlığı olmadığı halde işsiz olma halini kamu düzenini bozma ve halkı taciz etme olarak konumlandırıyor. Polisin görevi de vücudunda vücudunda hiçbir sakatlığı bulunmadığı halde bir işiyle sürekli bir biçimde meşgul olmayarak ihtiyaç dışı dilencilik ile halkı taciz edenler hakkında makbul bir usulün gerçekleşmesi adına güç kullanımı, parantezi kapatıyorum, olarak tanımlanıyor. Bu devletin yoksul, düşkün, çalışmayan, şehirli vatandaşa bakmasının gerekli ve kurucu olduğu bir devlet, şehirli vatandaş ilişkisinden yoksul, işsiz, dilencinin başıboş ilan edilip ve onların kamusal alana uzaklaştırıldığı sosyal yardım yaklaşımı giderek zayıflayan bir vatandaş, devlet vatandaş ilişkisine geçişi okumak ve düşünmek açısından son derece önemli. Şimdi polis nizamnamesinin getirdiği asayiş, nizam ve kamu namusu anlayışı üzerinden getirdiği başıboşluğu denetleme pratiklerine paralel olarak gerçekleşen ve köpeklerin akıbetini değiştiren ikinci dönüşüm ise ilk yerel yönetimlerin ve belediye idaresinin kurulması. 1855'te şehir emanetinin ve kısa bir süre sonra ilk belediyemiz olan 6. Daire Belediye'nin kurulmasıyla kamusal alan idaresi polis teşkilatıyla eş güdüm içerisinde yeni belirlenen asayiş, temizlik, hıfzı sağ anlayış çerçevesinde gelişmeye başlıyor. Zaten Tanzimat sonrası dönem, İstanbul'un batılı bir şehir tahayyülüyle yeniden tasarlandığı, planlama faaliyetlerinin hız kazandığı bir dönem, Viyana, Paris ve Londra'daki şehir planlama çalışmalarından feyz alan Meşrutiyet Hükümeti'nin Mustafa Reşit Paşa'nın Paris'in mimari George Haussmann'dan ilham alarak belirlediği tırnak içinde geometrik kuralları ışığında İstanbul'un renovasyonunun planlandığı, bu planlama çalışmalarında bir takım Avrupalı askeri bürokratik elitlere sipariş edildiği bir dönem. Temel etki ise o dönemde şehir planlamayı yönetimselliğin ana teknolojisi olarak kullanmak ve kamusal alanların düzeninin polis denetiminin bir fonksiyonu haline getirmek. Bu amaçla tıpkı Paris'in renovasyon planında olduğu gibi dar, karanlık, çıkmaz sokaklarla çevrili, düzensiz İstanbul sokakları yerine geniş bulvarların, meydanların yer aldığı planlar oluşturuluyor. Peş peşe büyük yangınların yaktığı, sokakların yenilenmesi, binaların tamiri ve renovasyonu ek olarak hırsızların, suçların, firarilerin, polisin peşine düştüğü kimselerin, dilencilerin, işsizlerin, artık o dönemde düşmanlaştırılmış evsizlerin, işsizlerin ve dilencilerin iyi aydınlatılmış, ızgara sistemine yerleştirilmiş sokaklar daha kolayca yakalanabilmesi bu planın en önemli politik motivasyonlarından biri. Görünürlük siyaseti bu planlarla birlikte artık ön planda ve şehir idaresi içinde giderek önem kazanıyor. Ancak aralarında sokak köpeklerinin müreffeh yaşamı bir tür belediyeciliğin fiyaskosu, başarısızlığı olarak gören Prusyalı Mareşal Moltke'nin de bulunduğu batılı elitlerin hazırladığı bu plan çalışmaları hiçbir zaman uygulanmıyorlar. İstanbul'un çok tepeli, dik ve uzun yokuşlardan, vadilerden oluşan topografyası için uygun değil, uygun bulunmuyor bu planlar. Ancak yine de şehir planlaması açısından bu uygulanmayan planlamaların belki de önemli bir işlevi olduğunu, önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü
planlama açısından yepyeni bir ufuk kazandırıyorlar ve görünürlük siyasetini kent yönetiminin yönetimselliğinin odağına taşıyorlar. 1855'te şehir emanetinin ve belediyenin kurulmasıyla bütün bu ilkeler ve yeni yönetimselliğin ve denetim mekanizmanın ilkeleri doğrudan bu planlar, şehir planları uygulanmasa bile bu ilkeler doğrudan idarenin temeline taşınıyor. Şimdi polis nizamnamesi dedik, polis teşkilatın kurulması dedik, belediyelerin kurulması ve şehir planlama çalışmaları dedik. Bir diğeri ise bu yeni yönetimsellik anlayışının kuran yasal idari düzenlemelerden diğeri ise 1859 tarihli sokak nizamnamesi, diğeri ise 1868 tarihli Dersaadet Belediye Nizamnamesi. Bütün bu ikisi tabii başta söylediğim gibi Tanzimat sonrası dönem pek çok onlarca nizamname ve kamusal alanın idaresini değiştiren belki onlarca mevzuatla kanunname, nizamnameyle örülü. Ancak burada bahsettiklerim sokak köpeklerinin hayatını doğrudan etkileyen ve hayırsız adaya varan, hala 19. yüzyılın sonuna doğru yaklaşırken hayırsız adaya varan değişikliklerin arka planını örgütleyen bir takım yasal ve hukuki düzenlemelerden bahsediyorum. Dediğim gibi 1859 tarihli sokak nizamnamesi, kamusal alanların düzenlenmesi, denetlenebilir hale getirilmesi yönünde hazırlanmış en kapsamlı yasal idari düzenlemelerden biri. Köpekleri ilgilendiren kısım ise nizamnamenin köpeklerin hayatını geçirdiği kamusal alanları asayiş, kamu sağlığı, hijyen ve hıfzıssal standartlarına göre düzenlemesi. Bu da düzenlemelerle birlikte altyapı geliştirme ve bağlantılandırma faaliyetlerini de tanımlamasıyla aslında köpeklerin hayatını belirliyor. Nasıl yapıyor bunu? Binaların yüksekliğinden kaldırımların genişliğine, han ve dükkan sahiplerine düşen temizlik görevlerinden, dükkanların önünü temizleme ve steril tutma sorumluluğundan, tente genişliğine, ara sokaklarda eşya yüklü araba geçişinden, kahvehane ve çaycıların sokağa tabure koymasının yasaklanmasına kadar pek çok konuya düzenleme getiriyor. Tüm bunları da altyapı, özellikle kanalizasyon ve su idaresi altyapısını geliştirme çalışmalarına entegre ederek planlamayı öneriyor. Temel motivasyon sokak nizamnamesinin sokaklardaki İstanbul'un o dar, ıssız, çıkmaz sokaklarla kesilen sokaklarında sokağın işgalini ve sokağın kullanımını düzenleyebilmek. Artık sokak, köpeklerin, onlarca köpeğin güneşlendiği, yattığı, onların içi saman dolu sandıklarının yer kapladığı yerler değil, mümkünse olabildiğince az sabit eşyanın ve yapının durduğu, hareketliliğin esas alındığı ve hareketliliğin düzenlendiği bir tür gözetleme ve denetim alanları olarak kuruluyor. Üstelik nizamname bunun bir de şehrin sosyoekonomik farklılaşmasını ve eşitsizliklerini temel olarak yapıyor. Bu kısmı hızlı geçebilirim. 19. yüzyıl oryantalistlerini sıklıkla eleştirip bir başka unsur, özellikle Suriçi ve Galata'da sokakların dar ve kaldırımsız olması da nizamnamenin gündemindeki temel bir mesele. Gece ve sokak, cadde ve sokaklarda kaldırım taşları döşenmesi, belediyeden izin ve geçerli bir sebep olmaksızın kaldırım taşlarının yerinden oynatılamaması da nizamnamenin gündemlerinden bir tanesi. Lokanta ve kahvehanelerin, seyyar berberlerin, çaycıların, kebapçıların kaldırımlara, sokaklara tabure atmasının önüne de geçilmesi, buna uymayan esnafların kati surette cezalandırılması da bu dönemde kaldırımın, sokağın bir parçası olarak kaldırımın da denetlenmesini gündeme taşıyor. Altyapı çalışması ise en büyük mesele İstanbul'un o dönemki ve 90'lı yılların sonuna kadar en büyük meselesi olan çöplerin toplanması ve depo alanlarına sevk edilmesi. Çöpler sokağa atmak artık yasaklanıyor, nizamnameyle ve denetleniyor. Çöpün toplanması ve sevki gibi gündemler yalnızca hijyen ve kamu sağlığı başlıkları açısından değil, sokakları olabildiğince genişletme etkisiyle de şekilleniyor. Çöp, yük ve eşya taşıyan at arabalarının caddelerde bekleyerek sıkışıklık yaratması bu yolla engellenmeye çalışılıyor. Sokaklardaki baca ve lağım ve su yolları temizleniyor. Solukları, soba boruları sokağa doğru çıkarılıyor. Uçları toprağa veriliyor. Hanelerin hem içinin hem dışının temiz tutulması artık bir siyasi düzenlemenin bu maddelerle gündeme geliyor. Yeniden düzenlemeye ruhunu veren en önemli etki ise dediğim gibi genel temizlik, hijyen ve kamu sağlığı düzenlemeleri.
Bu düzenlemelerde şimdiden sokak hayvanlarının varlığını ortadan kaldırmayı gündeme getirmiyor. 1868 yılındayız. Ancak yine de şehirdeki bütün hayvanların ölü ya da diri yaygın görünürlüğün azalması hedefleniyor. At arabalarının sayısının azaltılması konuşuluyor. Eti için öldürülecek hayvanların yalnızca sağlıklı ve 1 yaşından büyük olanların öldürülüp kasaplara getirilmesine, kasapların içinde yani sokağa bakan dükkanların hiçbirinde hayvan kesilmemesi, özür dilerim, hayvan kesilmesi yasaklanıyor. Hayvanların eti için açıkta öldürülmesi de ve et yasaklanıp et satışı, seyyar kasaplar yasaklanıyor ve et satışı yalnızca ruhsatlı kasaplarla sınırlandırılıyor. Şimdi belediye nizamnamesi ise 1868 tarihli. Bütün bu kamu hizmetlerini, belediye hizmetlerini bürokratik olarak tek bir elde toplanmasını getiriyor. Hocapaşa'da başlayıp Marmara'ya kadar 3000'den fazla binanın yanmasına neden olan 1865'teki büyük yangının ardından şehre emaneti ve 6. Belediye'nin yetersizlikleri iyice ortaya çıkınca yeni bir merkezi belediye yerel yönetim sisteminin kurulması öngörülüyor. 6. Daire Belediyesi'ne ek olarak 13 tane daha belediyenin bugünkü karşılıkları ilçe belediyelerinin kurulmasına karar veriliyor. Ve artık bu belediyenin hizmetleri görev ve sorumluluklarını tanımlıyor 1868 nizamname. Şimdi neden bunu konuşuyoruz? Sokak köpeklerinin yaşamını belirleyen, sokak köpeklerini bir belediye hizmetinin kapsamını alan ve belediyenin müdahale etmesi gereken bir kamu sağlık problemi olarak konumlanmasının arka planında yatan idari düzenlemeler yavaş yavaş olgunlaşıyor ve bir araya gelmeye başlıyor. Nasıl oluyor bu? 1868'deki belediye nizamnamesiyle belediyelerin görevleri tanımlanırken sokak köpekleri çok paradoksal bir biçimde belediyenin hizmet, yetki ve sorumluluk alanının dışında tanımlanıyor. Artık sokak köpekleri hayırsız adayla birlikte o etraflarındaki koruma ve bütün bu gelişmelerle birlikte etraflarını saran koruma hanesi kırılmış olan sokak köpekleri ne haklarında bir kanun olan varlıklar ne de kendileri için belediye hizmetlerinin tanımlandığı bir tür kent varlığı olarak görülüyor. Tamamen kanunun korunmasından mahrum, siyasi olarak boşta ve toplumsal olarak savunma ve koruma pratikleri dışında kendilerini ilgilendiren, kendi hayatlarını dönüştürecek hiçbir pratiğin korumasında olmayan varlıklar olarak konumlandırıyorlar. Süremiz çok olmadığı için buraları hızlı geçiyorum. Bir diğer yasal düzenleme, bütün bu idari ve belediye düzenlemelere ek olarak köpeklerin varlığını aslında biraz kötü bir tabirle sonunu hazırlayan ve tabutuna son çiviyi çakan düzenleme ise 1909 yılında Çiçeği Burnu'nda hükümetin Hayırsada'dan yalnızca 1 sene önce, Hayırsada vakasından 1 sene önce çıkardı ve bütün bir önceki konuştuğumuz düzenlemelerdeki temel belirleyici ve ayrıştırıcı unsuru öne çıkaran kanun oluyor. O da serseri ve mezaneyesi olan eşhas hakkında kanun, yani serseri ve suç potansiyeli olan, potansiyel olarak suçlu ve şüpheli şahıslar hakkındaki kanun olan serserinamesi olarak anladığımız kanun. 1909'da çıkarılan bu serserinamenin temel meselesi İstanbul'daki başıboşluğu artık tamamen ortadan kaldırmak. Sahipsiz, kimsesiz, yeri yurdu belli olmayanlar ilk kez politik bir mesele olarak, bir rahatsızlık ve bir sorun olarak ele alınıyor. Şehrin özenilen İstanbul imgesine ters düştüğü için serseri takımı suça meyyar olarak tanımlanıyor ve ortadan kaldırması gereken varlık olarak konumlandırıyor. Kanunun doğrudan etkisi evsizlerin, 3 aydan uzun süre boyunca işsiz kalanların, eski mahkumların memleketine gönderilmesi, polis nizamnamesinin dilencilere uyguladığı hükümler artık daha da ön planda. Bütün bunlarla birlikte İstanbul'un sokaklarının artık giderek dilencilere, evsizlere, işsizlere, devletin kendi meşruiyetinin temeli olarak gördüğü, nizam ve asayişi aykırı gördüğü tüm varlıklara, hareketlere ve ilişkilere tümüyle kapatılıyor. Köpekler başıboşluğun, sahipsizliğin yani sahibi olmama durumunun, düzensizlik ve kaosla asayişin bozulmasıyla özdeşleştirildiği her söylemin doğrudan olmasa da en kuvvetli etkilerine maruz kalan biricik varlıklar oluyorlar. Onlar şehrin her an her yerde görünür olan son derece özgün, sahipsizleri, kimsesizleri, işsiz, güçsüz, aylak takımı ve başıboş varlıkları
olarak görülüyorlar. Bugün hala geçerli olan, özellikle bu pandemi döneminde yine sıklıkla duymaya başladığımız ana akım medyada başıboş köpekler sorunu söyleminin kaynağı, ortaya çıktığı kaynak anlarından bir tanesini konuşuyoruz aslında. Bu özellikler politik olarak tehlikeyle, öngörülmezlikle, suç potansiyeliyle tanımlandıkça köpeklerin bahsi geçen adların önüne de bütün bu sıfatlar gelmeye başlıyor aslında. Mekansal olarak yersizleştirilmelerine, kamusal alanı yukarıda saydığım düzenlemelerle birlikte kamusal alan düzenlendikçe, köpekler yersizleştirildikçe sembolik düzende değerlerini, konumlarını kaybetmeye başlıyorlar. Şimdi bütün bu kırılmanın etkisi yersizleştirme, sürgün ve tecriti sokak hayvanları idaresinin merkezine taşıması ve Hırsada'dan sonraki dönemde de temel kurucu pratik haline getirmesi. Hırsada vakası hayvanların sokaklardaki müreffeh yaşamının koşullarını ortadan kaldıran, köpeklerin mekansal aidiyetlerini, varlıklarının kamusal müşterek alana aitliğini, dolayısıyla da müştereklerden olarak korunmalarının, ihtimam görmelerinin imkanlarını ortadan kaldırıyor. Köpekleri hem sembolik, söylemsel hem de materyal, mekansal olarak yersizleştiren bu kırılma aynı zamanda, yani bütün bu hayırsızlığa da kırılması aynı zamanda kitlesel halde yerinden edilebilir, sürgün edilebilir ve nihayet cezadan muaf biçimde öldürülebilir hale getirmelerini de önünü açıyor. Yersizleştirilmiş, düşmanlaştırılmış, hastalıklı ve suçlu olarak konumlandırılmış bu köpekler artık şehir idaresinin sorununu ve istenmeyen varlıkları. Nitekim Hayırsada vakası sonrasında kitlesel sürgün ve tehcir yoluyla imhanın hayvanlar için bir daha denenmediğini söyledik. Ancak İstanbul'da 2010'lu yıllarda altyapı siyasetinin bu kez mega ulaşım projeleriyle şehre hayvanların gezindiği kent peyzajlarını kökten biçimde dönüştürdüğü günümüze kadar bu sürgün yok. Artık kamusal alan idaresi adına hijyen, kamusal alan, asayiş gerekçeleriyle hayvanların kitlesel olarak öldürmenin yöntemi sürgün değil. Hayırsada vakasından sonra sürgün denenmemesine rağmen Hayırsada'nın taşındığı ve yarattığı kırılma bir idare ve politik mantık olarak devam ediyor. Artık sürgün yok Hayırsada'dan sonra. Onun yerine İstanbul'daki sokak köpeği idaresinin ana pratiği yerinde öldürme oluyor. Öldürmenin uzakta sürgünde görünmez bir yerde değil, görünür hale geldiği, kitlesel sürgüne gerek olmaksızın, dolayısıyla neredeyse meşrulaşarak sıradanlaştığı, böylelikle de bütün şehri operasyon haline getirdiği bir operasyon haline geldiği bir düzenlemeden söz ediyoruz. Pardon, bu slaytlar karıştı. Nitekim Hayırsızada'dan yalnızca 2 sene sonra 1912 ve 14 yılları arasında belediye başkanlığı döneminde operatör Cemil Topuz'un anılarına 30 binden fazla köpeği yavaş yavaş imha ettirdiğini yazdığında, bu ne Hayırsızada vakası kadar toplumsal tarihimizde ne de bugünkü araştırmalarımızda bahsi geçen, vurgulanan bir kırılma olarak görülüyor. Ne de Hayırsızada vakası kadar bir kamu tepkisiyle karşılaşıyor. Peki nasıl oluyor böyle bir dönüşüm? Nasıl oluyor da yalnızca 2 sene önce gerçekleşen Hayırsızada vakası bir tür direnişle karşılaşırken insanlar bütün o gelenekten gelen ihtimam pratikleriyle hayvanları korumaya çalışırken yalnızca 2 sene sonra 1912 ile 1914 senesi arasında 30 bin tane köpek üstelik sokak ortasında yavaş yavaş imha ettirilirken bir toplumsal direniş, bir toplumsal dirençle karşılaşamıyor. Bütün bu farklılık, aslında bütün bu değişim, 2 sene gibi kısa bir süre içinde olan değişimin nüvelerini Hayırsızada vakasının öncesinde biraz önce bahsettiğim değişen kamusallık, kamu idaresi ve şehir yönetiminde bulmak mümkün. Köpekler artık, bu dönemin köpekleri ateşli silahlarla, pardon burada bir karışıklık oldu, hızlı geçeceğim. Bu dönemin köpekleri, yani Hayırsızada'dan sonra köpekler Cumhuriyet tarihi boyunca 50'lere kadar artık silahlarla, ateşli silahlarla, iğnelerle, öldürücü ilaç enjekte edilerek sokak ortasında çöp konteynerlerinin içinde öldürülüyorlar. Ve bu neredeyse gündelik bir kamu hizmeti olarak rutin bir faaliyet haline geliyor. Köpekler artık belediyelerin, 1950'lere geldiğimizde belediyelerin yavaş yavaş görev tanımı içinde yer alan ama hala dışarıda, görev tanımının dışında
belediyenin ilgili biriminin dahi kurulmadığı, genelde fen işleri, çöp işleri o dönemki adıyla ve temizlik işleri müdürlüğünün görevlerinin görselde gördüğünüz gibi herhangi bir kayıt ya da bir görevlendirme, resmi görevlendirme olmaksızın öldürüldüğü varlıklar haline geliyor. Sokak hayvanlarına yönelik koruyucu hizmetler, bu gördüğünüz biraz daha geç, 79 yılından, ama artık tüfekle öldürmenin, ateşli silahla öldürmenin giderek yaygınlaştığı, giderek sıklaştığı bir tarihsel izlek bu. Koruyucu hizmetlerin hizmetler, belediye hizmetler ve kamu hizmetleri arasında sayılmazken kamu idaresi yerinde öldürme ve her yolla imhayı iş edinmişti. Bundan sonrası şehrin neredeyse her sokağının belli aralıklarla kana bulandığı, etrafa zehirli yemeklerin bırakılmasının rutinleştiği, yol kenarlarının çöp tenekelerinin köpek ölüsleriyle dolup taştığı bir dönem. Gördükleriniz internet arşivlerinden, bunun için özür dilerim, orijinal gazeteler bu pandemi döneminde yanımda olmadığı için bunlarla idare edeceğiz. Şimdi köpeklerin varlığına yönelik bütün bu uygulamaların 50'li 60'lı yıllar boyunca aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar yaygınlık kazandığını, hız kazandığını görüyoruz. O Hayırsız Ada vakasından sonra, 2 sene sonra, 1912-1914 yılında normalleşmeye başlayan yerinde öldürmenin hız kazandı ve 10 yıllara yayıldığı, İstanbul'da sayısız hayvanın yok edildiği bir dönem. Yalnız burada değişik olan görünürlük siyaseti öyle bir noktaya geliyor ki bu köpeklerin öldürülmesi, itlaf, bütün bu itlaf pratikleri ve tecrübesi belediyelerin kendi yönetimsel kapasitesinin reklamını yaptığı bir tür görünürlük ve reklam çalışmasına dönüyor aslında. Gazeteler bir ay içerisinde kaç köpeğin itlaf edildiği, temizlik işleri müdürlüğünün kaç köpek, daha fazla köpek, daha çok köpek, biraz da kedi itlaf ettiği, ama bazen haftalık, bazen de aylık olarak yayınladığı haberlerle dolu. Son 25 gün içinde 3400'den fazla köpek, yani burada inanılmaz rakamlar. Bugün biz bir sene öncesine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir gün içinde öldürdüğü köpek rakamlarını takip etmeye çalışırken ciddi bir kayıtsızlık ve arşiv dışılıkla bu takipte zorlanırken, o dönemin belediyeleri neredeyse kendileri bir faaliyet raporu yayınlarcasına bunları yayınlıyorlar. Şimdi bütün bu meselenin geldiği bir diğer nokta, köpeklerin burada gördüğünüz ve bu dönemde sıkça karşımıza çıkan köpeklerin kullanılması meselesi. Hayırsız Ada vakası ve öncesindeki bütün dinamiklerle birlikte mekansal aidiyetlerinden koparılan köpeklerin sürgün edilebilir ve öldürülebilir olduğunu gördük. Bir diğer kırılma da bu köpeklerin aynı zamanda ölümlerinin kullanılması, bu köpeklerin bedenlerinin kullanılması, artık korunan, kullanılan ve ihtimam gösterilen varlıklar değil, kullanılan ve neredeyse kullanım ve değişim değerleriyle değerlendirilen ve ölçülen varlıklar olması. Aynı bu döneme eşlik eden temel meselede köpeklerin kullanılmasına, özür dilerim bir problem oluyor, köpeklerin kullanılmasına eşlik eden temel söylemde ve öldürülmesine, ölülerinin kullanılmasına eşlik eden temel söylem ve onların hayatlarını belirleyen müdahalelerin, bedenlerine yapılan müdahalelerin ana gündemini belirleyen temel mesele de elbette ki Kudüs. Bunun arka planına bakmak istersek, 1885'te Paris'teki Pasteur Enstitüsü'nün Kudüs aşısının bulunduğunda çalışmalarını yakından takip eden ve ilk madde destekçilerinden biri olan Sultan II. Abdülhamit'in aşının icadının ardından Sultan'ın saray hekimi, salgın ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Zores Paşa'yı, kaymakam yarbay Doktor Hüseyin Bey ve Hüseyin Hüsnü Bey'den oluşan bir heyeti Paris'e Pasteur Enstitüsü'nün yanına İstanbul'da kuduz aşısı çalışmalarını geliştirmek için yollamasıyla başlıyor. Bu ekip kısa bir süre sonra kendi çalışmalarına temel teşkil edecek kuduz mikrobu enjekte edilmiş bir kemik iliğiyle birlikte İstanbul'a dönüp 1887 yılında Dersaadet Darülkerk ve Bakteriyoloji Hastanesi'ni kuruluyor. Kuduz Tedavi Müessesesi olarak gördüğümüz bu hastanenin ilk başkanı ve yöneticisi Zores Paşa. Ardından devralacak, Zores Paşa'nın ardından yönetici devralacak Doktor Remlinger ise Hayırsız Ada'ya varan bilgi üretimi sürecinin, köpeklerin kullanılması ve bugün
Yani bir ileri dönüşle gördüğünüz 50'li yıllardan bir kuduz vakası söyleminin 60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 90'ların sonuna kadar gördüğümüz o kuduz salgını tehdidinin, bu hayaletimsi ve şehirdeki köpek itlaflarının hemen her zaman cepte bulunan bir tür kuduz tehdidi algısının yaratılmasındaki ilk çalışmaları, bu etrafını süsleyen, bu tehdit algısıyla birlikte, tehdit algısının etrafını süslediği ilk bilgi üretimini üreten enstitü, kurum faaliyete geçmiş oluyor. Aslında Hayırsada'dan öncesinde çalışmaya başlayan bu kurumun Hayırsada vakasındaki Hayırsada sürgünüyle doğrudan ilişkisini kurmak zor. Çünkü aslında son derece elverişli bir söylem olan Kuduz söylemi Hayırsada'dan sonra Cumhuriyet tarihi boyunca köpek itlaflarında kullanılıyor. Hayırsada öncesinde bu enstitünün ikinci müdürü olan, yöneticisi olan Doktor Remlinger birkaç yıl sonra 1910 yılında Fransızca Uygulamalı Genel Temizlik Dergisi'nde İstanbul'un köpeksizleştirilmesi başlıklı bir makale yazıyor. Benim çalışmalarım ve bu konuşmaya da ismini veren aslında çalışma 1910 yılında Doktor Remlinger'in başlattığı, adını koyduğu bir süreç. Bu makalede İstanbul'un köpeksizleştirilmesi gerektiğini ve bunun hızla yapılması gerektiğini savunuyor Doktor Remlinger ve bunu da hastalıklı başıboş köpeklerin kamusal hijyen açısından sağlığa son derece zararlı varlıklar olduğu argümanına dayandırılıyor. Ancak dikkati çeken bu Remlinger'in yazısında köpeklerin taşıdığı hastalıkların parazit hastalıkları, verem ve uyuzdan ibaret olması, yani kurulumunda yer aldığı ve yöneticisi olduğu Kuduz Enstitüsü, Kuduz Hastanesi'nin bütün Kuduz çalışmaları, salgın hastalıklar üzerine çalışmalar, salgın ve bulaşıcı zoonotik hastalıklar üzerine çalışmaları olmasına rağmen köpeklerin itlafı için son derece elverişli bir zemin sunabilecek olmasına rağmen Kuduz şüphesini ve Kuduz meselesini Doktor Remlinger çok fazla değinmiyor. Ancak bu Hayırsada'ya varan süreçteki hazırlıklarda aslında Kuduz meselesinin ne gerek kalmadan bir başka düzlemde temel bir dönüşüm olduğu gerçeğini değiştirmiyor tabii ki. Zira zaten o dönemde İstanbul'da Kuduz vakaları son derece ender. Hatta Doktor Remlinger bunun Kuduz vakalarının ender görülmesine karşısındaki şaşkınlığını gizlemiyor ve bunun da şehrin mahalle yapısından kaynaklandığını, her mahallenin köpeğinin o mahalle iç sınırları içinde yaşadığını, dolayısıyla köpekler arasındaki temasın az olduğunu ve bulaşıcı hastalıkların pek fazla görülmediğini söylüyor. Buna rağmen, özür dilerim, pardon. Dediğim gibi Hayırsada sürgününe varan süreçte Kuduz söylentisi köpeklerin hastalık taşıyıcısı olduğu ana söylem değil. Kuduz çalışmaları daha çok arka planda sessiz ve derinden bir örgütlenme şeklinde, bir bilimsel bilgi üretimi şeklinde devam ediyor. Kuduz'un köpek itlafının temel gerekçesi haline geçmesi için ekranda gördüğünüz gibi yaklaşık bir 40-50 yıllık zaman geçmesi gerekiyor ve halk arasında köpeklere karşı ihtimam duygusunun tamamen kırılması gerekiyor. Burada önemli olan Kuduz'un sonradan icat edilmiş bir mesele olduğunu görmek, köpek itlafını hızlandıran ve neredeyse icat edilmiş, kurulmuş, uydurulmuş olmasa da var Kuduz vakaları, teknik de olsa münferit vakalar var. Ancak bir salgın tehdidi hiç olmamasına rağmen belediyelerin yerinde öldürme pratiğini meşrulaştırmak için ihtiyaç duyduğu hazırlıkları bir 50 yıl öncesinden yapılmış ve başlamış bir pratik olarak, bir söylem seti olarak, bir düşünce ve bilgi üretimi dünyası olarak hazır olduğunu görmemiz gerekiyor. Remlinger'in önerisi, peki kuduz değilse, kuduz taşıyıcısı değilse bu hayvan, gerekçesi nedir bu hayvanları ortadan kaldırmanın? Remlinger'in önerisi o dönem artık meteliğe kurşun sıkmakta olan belediyenin ve yeni hükümetin iştahını kabartacak nitelikte bir öneri aslında. Örnekleri tamamen Londra ve Paris'teki köpek itlaflarına dayanan, bu itlaflar üzerinden, bu şehirlerin köpeksizleşmesi tecrübesi üzerinden İstanbul'a bir model sunan Remlinger'in önerisi, Hayırsada felaketine giden yolu açmakla kalmıyor. Aynı zamanda bugünün hayvan idaresi içinde
kurucu bir çerçeve sunuyor. Bu da köpekten arındırma işini, sokakları köpekten arındırma işini Dr. Heminger Taşeron'a devredilmesi savunuyor. Önerisinde gece yakalanan köpekler şehrin çeperlerinde belirlenmiş 10 noktaya götürülecek. Bu noktalarda kurulacak gaz tesisatına bağlı olan gaz odalarında öldürülecek. Öldürülen köpekler derisi, yağı, kemiklerinin ayrılması için parçalama atölyelerine sevk edilecekti. Şimdi çok özür dilerim. Bu görüntüler ve bir karmaşa olduğunu görüyorum. Bu gaz odalarını göstermek istiyorum size projelerdeki. Aman tanrım. Yavaş geçeyim. İlki daha sonraki dönemde Remlinger'in bahsettiği, daha sonra görüntüde gördüğünüz 1923'te bir fuarda yayınlanan ve Türkiye'de belediyenin birazcık hafızasını zorlayarak, 13 yıl kadar hafızasını zorlayarak Doktor Remlinger'in önerisiyle alınmasını önerdiği köpekleri artık sürgün yoluyla ya da yerinde itlafla değil, daha teknolojik, bugünkü adıyla hayvan refahı çerçevesinde daha kısa ve acısız yollarla önerme yöntemi, öldürme yöntemi artık gündeme gelmiş oluyor. 20'li yıllarda Cumhuriyet rejimi, Türkiye'de rejim Cumhuriyet'e doğru geçerken köpekleri öldürmenin teknolojisi içinde bu tip yollar düşünülüyor. Bir diğeri az önce gördüğünüz köpekleri hava gazıyla, bir diğeri karbondioksit gazıyla imha eden makineler. Bu da elektrik akımıyla, köpeklerin elektrik akımıyla imha eden makine. Türkiye'de bunlar hiçbir zaman uygulanmıyor, satın alıp uygulanmıyorlar. Bir tür maliyet problemi oluyor. Köpek Remlinger'in makalesinde de bu gördüğünüz örneklerden bir yaklaşık 10 yıl önce yazdığı, Haristada'ya hazırlayan makalesinde de açıkça yazmasa da geliştirdiği önerinin devamı şöyle. Gaz odalarında öldürülen köpekler parçalandıktan, yağları, derileri, etleri ve kemikleri ayrıştırıldıktan sonra o dönemin sokak köpeklerini sistematik itlaflarla tüketmiş olan Avrupa'ya ham madde olarak satılacaktı. Bazı kaynaklara göre ABD'deki deri, kıyafet, tekstil, özellikle eldiven üreticilerine ham madde olarak satılması düşünüyordu. Remlinger'in önerisi İttihat Hükümeti tarafından böyle bir ihracattan elde edilecek 250 bin franklık yaklaşık kardan istediği %10 pay nedeniyle hükümet tarafından reddedildi. Hayırsada'dan birkaç ay önce konuşulan, hükümete sunulan köpeksizleştirme önerisinin bu olduğunu görüyoruz. Bütün bununla şekillenen bir tür köpeklerin varlığının kamusal idaresi açısından sorun teşkil ettiğini, giderek düşmanlaştırıldığını ve köpeklerin yersizleştirildiğini söyledik. Bu dönüşümde Dr. Remlinger'in önerisinde ifade edilen bu dönüşümde köpeklerin varlığının yalnızca öldürülebilir değil, aynı zamanda öldürülebilir, öldürüldükten sonra dahi kullanılabilir, satılabilir, ihraç edilebilir, dolayısıyla kar amacıyla değiştirilebilir ve sermaye birikimine katkı sunabilir. Bu başıboş, hiçbir işe yaramayan, tırnak içinde onların ifadesiyle köpeklerin ölüsünden kar etme mantığının o dönemki hükümete cazip geldiğini biliyoruz. Fakat nasıl oldu da bu öneriler hiçbir zaman gerçekleşmedi? Ne Hayırsızada'da ölen köpeklerin derileri, kemikleri satılabildi, ne de daha sonrasında yapılan itlaflarla köpeklerin derileri ya da herhangi vücut parçası satılamadı. İşte tam bu noktada devreye giren bir başka pratiğin, ilişkiler setinin kuvvetlenmekte olan etkili olduğunu düşünüyorum. O da İstanbul'da aslında Hayırsızada'dan sonra kurulan ve sınırlı bir elit çevre tarafından kurulup idare ediliyor olsa da hayvan hakları savunuculuğunun temellerini atan bugünkü batılı anlamında hak meselesini ihtimam ilişkilerinin yanına bir destek olarak getiren bir oluşum sayesinde olduğunu düşünüyorum. Bu da İstanbul'daki Himaye-i Hayvanat Cemiyeti 1912 yılında Hayırsızada'dan yalnızca 2 yıl sonra kurulan gördüğünüz 29 nizamnamesi Himaye Hayvanat Cemiyeti. Kurucuları arasında o dönemin şehir idaresinde işte yabancı diplomatların eşleri, şehir idaresinde etkili olan insanların isimleri var. Temel mesele ilkesel bir şehrin köpeksizleştirilmesine karşı ilkesel bir itirazdan ziyade köpeklerin acısız biçimde öldürülmesi ve köpek satışının
yurt dışına olması planlanan köpek satışının engellenmesi. Köpeklerin burada yerinde korunup eğer öldürüleceklerse de kısa, acısız, insancıl müdahalelerle humane treatment denen bugünkü hayvan refahı düşüncesinin Batı'da ve Türkiye'de de karşılığı olan bir yaklaşımla öldürülmeleri. Şimdi o dönemde 1912'de kurulan cemiyet bugün hala varlığını sürdürüyor. Çeşitli kesintilere uğruyor, faaliyetleri duruyor. Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, İkinci Dünya Savaşı aslında ana olarak faaliyetlerini ve güçlendiği dönem 1950'lerden sonrası yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu az önce gördüğünüz yerinde öldürmelerin hızlandığı dönemde yerinde hayırsız da sonrası başlayan yerinde ölmenin devam ettiği bir izlekte bir tür karşı müdahale olarak, karşı ilişki ve karşı hareket olarak düşünebiliriz bunu. Ancak bunu çok abartmamak gerekiyor. Çünkü burada gördüğünüz yani hayırsız adaya ve bu yerinde öldürmelere karşı örgütlenen hareket aynı zamanda toplumsal pratik olarak hayvanseverliğin, hayvanları koruma ve onlara ihtimam gösterme, koruma, besleme, kurtarma, tıbbi yardım sunma, barındırma ilişkilerinden farklı düzlemde gelişen bir şey. Bir tür hak savunuculuğu, batılı anlamda liberal temsili demokratik anlamıyla hak savunuculuğu, hak örgütlenmesi ancak toplumsal tecrübeden bir o kadar uzak, aralarında açı olan yani toplumun yaşadığı hayvanseverlik tecrübesinden, toplumdaki hayvan koruma pratiklerinden de farklı siyasi, söylemsel alanda örgütlenen bir hareketten bahsediyoruz. Belediyenin dediğim gibi köpekleri, özellikle köpekleri koruyucu bakım pratiklerini üstlenmediğini, yalnızca öldürme ve itlafı benimsediği ve görev edindiği, iş edindiği bir dönemde yine de bu derneğin varlığı ve hayatın sürdürmesi önemli oluyor. Neden? Köpeklere yapılan eziyetlerin ve işkencelerin kınanması, buna karşı kamuoyunda bir kamuoyu oluşturulması, hayvan hastaneleri, cemiyetin kendi kurduğu hayvan hastanesine köpeklerin, hayırseverlerin desteği ve bağışlarıyla tedavi ettirilmesi ana meselelerden bir tanesi. Son derece fazla olan artık sokaklarda görünür olan hayvanların ölüleri için bir mezarlık talep edilmesi. Dolayısıyla hayvanın cesedinin ölüsünün sokak ortasına kalmasına karşı oldukça duygusal ve vicdani bir tepki. Bu kelimeler sık sıkla metinlerinde de geçiyor. Bir kamu sağlığı gündemi de var tabii ki hayvanın ölmesinin, ölüsünün gömülmesinin. Hayvanın mümkünse en kısa ve en acısız yolla öldürülmesinin, öldürüldükten sonra da ölüsünün gömülmesinin bir halk hayvan hakkı savunuculuğu derneğin ana gündemi olduğu bir tuhaf durumdan bahsediyoruz aslında. Hayvanların yalnızca köpeklerin değil, binek hayvanlarının, at, eşek ve katırların şehirde eziyet görmesinin engellenmesi, hayvanlara aşırı sert müdahalenin cemiyetin ve buna şikayet etmenin de cemiyetin temel faaliyetlerinden biri olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi daha çok biraz daha daha sonra pek çoğu İstanbul'daki kadın hakları örgütlenmesine yer almış bir tür hayvansever üst orta sınıf kadınlardan oluşan bir dernek bu. Ve savundukları acısız ve hayvanların eziyet görmeden mümkün olacağı en kısa yolda öldürülmesi fikrinin temelleri de az önce gördüğümüz gibi Dr. Remlinger'in bu projesinde atılıyor. Ama ne fayda, derneğin bütün itirazlarına rağmen başıboş köpeklerin hem sokak ortasında öldürülmesi, başıboş addedilen kedi ve köpeklerin hem sokak ortasında öldürülmesi hem de bütün ölen kedi ve köpeklerin derilerine istifade edilmesi için teklif yapılıyor. Yani hayvanların Türkiye'deki sokak hayvanlarının satılması, yurt dışına satılması, ithal edilmesi ara ara hala ana akım medyada gördüğümüz işte Çin'e, Kore'ye, et marketlerine satılması meselesi bugün biz çok absürt olduğunu düşünüyoruz. Elbette ki absürt ancak hiç yeni değil ve arkasında hayvanların kullanılması, kullanılır hale geldiği bir tür sembolik düzenin örgütlenmesi gibi bir uzun bir tarif var aslında. Şimdi bütün bu kullanım ilişkisi ve yerinde öldürme ilişkisini bir başka boyuta taşıyan meselenin Kuduz tehdidi olduğunu söyledik. Kuduz gerekçesiyle müdahale edilen köpek itlafının da bir başka boyuta taşıyan şey ise yönetimselliğin, şehir idaresinin artık bunu tek başına yapmadan
bir tür rıza yaratarak toplumun buna karşı muhalefeti varsa bile yine toplumun kendi içinde çözeceği bir tür mekanizma, rıza yaratma mekanizması yaratarak belediye ve vatandaş el ele söylemiyle 80'li yıllara geldiğimizde belediyelerin kuduz için yalnızca artık görevli hayvanları öldürmek için kuduz şüphesiyle köpekleri öldürmek için kendi kadrolarının yanında aslında toplumu da bir tür istihdam ettiğini görüyoruz. Kuduz korkusuyla özellikle civar mahalleler, civar kazalar o dönemin gazetelerinde sıkla geçen bir ifade. Yani İstanbul'un çeperleri, artan İstanbul nüfusunda yoksul gecekondu mahallelerin insanlarının köpeklerin öldürülmesinde tıpkı hayırsa da yavaran toplamalar ve itlaf sürecinde olduğu gibi şehrin en çeperlerinde yaşayan, en marjinal kesimlerinin en yoksul mahallelerinde bu korkunun, bu korku söyleminin oluşturulduğunu ve bu korkuyla birlikte öldürme faaliyetinin halka aslında topluma taşere edildiğini görüyoruz. 90'lı yıllara geldiğimizde İstanbul'daki bir büyük itlaf ve öldürme, köpek itlafı, büyük Hayırsada'dakiyle yarışabilecek düzeyde bir tür köpek itlafının 1994-98 yılları arasında bugünkü Cumhurbaşkanı Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştiğini düşünüyoruz. 96 yılında Birleşmiş Milletler Habitat Konferansı için İstanbul ilk büyük uluslararası etkinliğini hazırlanırken aslında hayırsız alanında bir tür tekrarlı olacak büyük itlaflara ve öldürmelere hazırlanıyordu. O dönemin köpek katliamı haberleri çok göz sarmak istemediğim için o tip görüntüleri hızlı geçeceğim. Şehrin her yerinde, bütün sokaklarda zehirli iğnelerle, zehirli yemeklerle ve ilaç enjekte edilerek 100 binden fazla köpeğin öldürüldüğü bir sene 1996 senesi ve bugünkü belediyecilik anlayışının kurulduğu, aslında enkübe olduğu, yani bir tür belediyeciliğin siyasi angajman ve siyasi akıl değiştirdiği bir dönemde daha neoliberal altyapı siyasetinin, neoliberal istihdam, sosyal yardım siyasetinin, adil düzen söyleminin şehir idaresini merkeze yaklaştığı bir dönemde köpek itlafının yeniden hız kazanması da son derece önemli, bu dönüşümün önemli bir boyutu aslında. Şimdi bütün bu dehşete, bu yerinde itlaf ve öldürmelere karşı tepki olarak gelişen bir tür toplumsal hassasiyet, hem bu az önce bahsettiğim Himaye Hayvanat Cemiyeti'nin müdahaleleri, hem o dönemde artık sayıca artmakta olan hayvan hakları savunucularının önerisiyle Hayırsada'dan bu yana örgütlenen tecritin bir başka yüzünü, bu sefer toplumun katılımıyla, toplumun rızası alınarak, bir tür rıza üretme mekanizmalarını çalışarak işler hale getirildiği sürecin sonunda bir başka ürünle karşılaşıyoruz. Bir başka tecrit mekanı, tecritin yeni bir formülüyle karşılaşıyoruz. Bu da sokak ortasındaki itlaflara, öldürmelere, hayvanların saatlerce, bazen günlerce acı çekerek ölmelerine karşı hayvanların yeniden gözden uzakta, kamusal alanlardan koparılarak ve insanların çok da görmediği, çok da tanık olmadığı yerlerde ve şekillerde öldürüldüğü bir mekansal form olan barınakların icadına denk geliyor. 1990'lı yılların sonunda artık Türkiye'de hayvan hakları ve belediyelerin hayvanlara olan müdahalesi öyle bir noktaya geldiğinde hayvan hakları yasasının olmadığı ve her gün ihtiyaç duyulduğu bu tip sokak ortası gündelikleşmiş öldürmelere, sıradanlaşmış öldürmelere karşı hayvanların haklarını savunulabileceği hiçbir yasal düzenlemenin olmadığı dönemde bir de bunun üstüne gelen belediyenin tecrit icraatlarına toplumsal rıza, toplumsal destek, aslında hayvanların bugünkü anlam, İstanbul'un köpeksizleştirilmesini ve hayvanların bugün artık kamusal alandan yavaş yavaş çekilmesinin, yavaş yavaş İstanbul'daki köpek sayısının hızla azalmasının, aslında çok yavaş değil, önünü açan en büyük gelişme oluyor. Barınaklar, tecritin Hayırsızada'dan bugüne başlayan İstanbul'da köpeklerin tecrit edilmesi, sürgün yoluyla ya da tecrit yoluyla öldürülmesinin modern anlamıyla en işler
ve toplumun desteği alınarak işletilen bir tür mekanları oluyorlar. Mekansal formu, mekansal ifadesini tecrit barınakta buluyor. Barınaklar kurulduktan sonra, özür dilerim, slaytları ne oldu bilemiyorum. Barınaklar kurulduktan sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, bu haber İzmir'den, barınaklar kurulduktan ve tekrar ediyorum, herhangi bir hayvan hakları yasası, hayvanların koruyacak kanunen bir yasal çerçeve olmadan işlerlik kazanan bu tür bir tecritin ve hayvanları mekansal olarak sıkıştırmanın, bir araya getirmenin en önemli problemlerinden bir tanesi şiddet ve gerek belediye eliyle örgütlenen, gerekse sivil şiddetin, eziyetin ve hak ihlalinin merkez üssü haline gelmesi oluyor. İzmir'de kurulan, Edirne'de kurulan ve İstanbul'da kurulan ilk hayvan barınaklarındaki tecavüz haberleri ve işkence haberleri 90'lı yılların sonunda Türkiye 2000'lere doğru giderken aslında yalnızca hayvan hakları çevrelerinin değil, bütün belediyeciliği sarsan bir mesele oluyor. Buna karşı cevaben yeniden bu şiddete karşı hızlıca bir tür koruma, hayvan hakları savunuculuğunun örgütlendiğini görüyoruz. Daha bugünkünden biraz daha belki daha cesaretli, belki daha radikal olan hayvan hakları örgütleri barınakların kafeslerini kırmaya ve köpekleri yeniden kamusal alanlara geri döndürmeye başlıyorlar. Tutsak köpekleri kurtarma tugayı olarak geçiyor bu. Medya biraz da alaycı ve aşağılayıcı bir dille bunları haberleştiriyor ama yine de bir söylem burada galip geliyor. O da hayvanların sokaklarda bu hak ihlalleriyle birlikte, bu öldürmelerin, işte zehirlemelerin, zehirli iğneyle uyutmaların, çöp konteynerlerine boğularak öldürülmesinin yerine ve açlıkla, susuzlukla, araba çarparak giderek İstanbul'daki trafik sorununun ve araba kazaları sorununun bir parçası olarak ölmelerinin yerine bir söylem üretilen, itlaf yerine yuva söylemi bu sürecin aslında tanımlayıcı, paradigmasını koyan ve bütün akışı değiştiren söylem oluyor. Az önce bahsettiğim toplumsal rıza üretme mekanizmalarını da harekete geçiren tam da bu söylem oluyor. Bugün hala geçerliliğini koruyan, bir düzeyle kamu vicdanına hitap eden, yani hayvanlar aç açıkta kalacağına, kışın soğukta arabaların altında ya da işte onlara yönelik suçun cezasız kaldığı bir düzende, en azından devletin koruması altında, en azından belediyelerin koruması altında, en azından itlaf edeceklerine bir yuvada olacaklarına dair bir hissiyat, beklenti ve bir arzu aslında toplumsal talep olarak şekilleniyor. İtlaf yerine yuva, barınakları meşrulaştıran, meşru kılan, bugün hala geçerliliğini koruyan ana söylemlerden bir tanesi. 90'lı yılların sonuna geldiğimizde İstanbul'da artık bu barınakları görüyoruz. Bolluca Hayvan Cenneti ilk kurulduğunda kapıdaki fotoğraflardan biri. Daha sonra Bolluca'da bir kısmınız dinleyenler, belki ilgililer biliyordur. 2000'li yıllarda, 2010 yılında en son büyük bir gecede yüzlerce hayvanın öldürüldüğü bir barınak burası. İlk kurulduğunda hayvanseverlerin büyük ilgisi ve desteğiyle karşılanan yerlerden biri. Fakat mekansal forma baktıkça işin hayvan hakları savunucuları ve hayvanseverlerin pek beklediği gibi olmadığını, buraların yuva olmaktan uzak, şehrin dışında, burada hala şehrin içinde, bakın arka tarafta apartmanları görüyoruz. Bir tür şehrin içinde olsa da ilk barınakların yine de hayvanların yaşamına pek de uygun olmayan yerler olduğuna dair hissiyat başlıyor. Barınaklar, tıpkı hastaneler, hapishaneler, askeri kamplar ve nihayet toplama kampları gibi hayvanların mekansal olarak kapatıldığı, birbirleriyle ve insanlarla ilişkisinin tamamen kesildiği, bu mekanlara girip bir daha çıkamadıkları bir pratiğin içine çekilmiş oluyorlar. Bugün bu işlerin geldiği nokta, burada gördüğünüz pek çoğunuz, keşke bu webinar formunda bir hızlı yanıt sistemi de olabilseydi. Bugün gördüğünüz bütün bu pratiklerin sonucu olarak bugün İstanbul'daki hayvan idaresinin az önce konuştuğumuz sürgün, tehcir, gözden uzak öldürme, şehrin içinde alıp ayrı bir adaya sürmeden yaratılan yeni bir tecrit merkezlerini öldürme gibi bütün bu daha öncesinde geçmişten gelen hayırsız adayının öncesindeki süreçten devralınan bütün bu pratikleri bir arada kullandığını görüyoruz. Ve belki de İstanbul'un köpeksizleştirilmesi siyasetini ve söylemini ne yazık ki trajik bir başarıya ulaştıranın da
bu tip bir bu söylemlerin eşgüdümlü bir arada çalışması olduğunu, söylemlerin, pratiklerin eşgüdümlü bir arada işler hale getirilmesi olduğunu düşünüyorum. Bugün İstanbul'daki hayvan tecritinin ve hayvan idaresinin iki temel mantığı, iki temel uygulaması olduğunu düşünüyorum. Tecritin, hayvan idaresine temel teşkil eden tecritin iki temel uygulaması ve iki temel formu olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi İstanbul'da Sarıyer Kısırkaya'da kurulan, şu an havadan resmini gördüğünüz 700 bin dönüm üzerine kurulan, daha önce insanlığın ve İstanbul'un bu kadar hayvanı bir arada tecrit etme, bir arada izole etme ve tutma tecrübesinin olmadığı düşünüldüğünde yepyeni, dönemin belediye başkanı Kadir Topbaş'ın deyimiyle İstanbul'un sokak köpekleri sorununu kökünden çözecek bir mekan, bir barınak, hayvan barınağı. 700 bin metrekare, 700 bin dönüm arazi üzerine kurulmuş 20 bin sokak köpeğini aynı anda tecrit etme kapasitesine sahip, şehirden uzak, imarın olmadığı, kuzey ormanlarından koparılan ilk parça. Ve bugün 3. havalimanının arka havzasında kalan, arka bölümünde kalan bir tahribat ekolojisi içerisinde yer alan hem bir kent suçu hem bir hayvan tecrit merkezinden bahsediyoruz. Baktığımız bu. Ancak burada 2015 yılında açılan bu mekanda bir sene öncesine kadar kaç hayvanın tutulduğunu, kaç hayvanın öldürüldüğünü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bu merkezde kaç hayvanın tecrit koşullarında öldürüldüğünü, kaçının ameliyat edildiğini, kaçının ilaçla öldürüldüğünü bilmiyoruz. Tamamen kendi içine kapalı, dışarıyla mekansal ve siyasi ve hukuki olarak hiçbir bağı kalmayan, özelleşmiş, yüksek güvenlikli bir tür hayvan toplama kampı bugünkü siyasi söylemde sık sık yer ettiği biçimiyle. Fakat bu tecritin görünmez, kamu denetiminden, kamusallıktan uzak, kamunun denetiminden, bakışından, görünürlükten uzak, kapalı kapılar ardındaki formu. Mekansal planını görüyoruz, detaylı konuşabiliriz. Hayvanların hücrelerde tutulduğu ve ayrıştırıldığı bir yer. Bu da yine hızlı bir geçiş oldu. Bu şu an ekranda gördüğünüz ise benim tecritim ikinci hali olduğunu, yani hayvan idaresinde eğer bugün tecrit hayvanların sokaklardan toplatılıp tecrit edilmesi ana mantıksa, bu tecritin ilk hali Kısırköy dedik. Bu da ikincisini görmüş olduğunuz geniş bir coğrafyaya yayılan, sınırları Kısırkaya'daki kadar belli olmayan, bir tür geçişkenlik arz eden, sağ alt köşede hayvanların tek tek kapatıldığı bir tür yeşile boyanmış, şekere bulanmış adıyla bahçeli yaşam alanı olarak verilen ama hayvanların tek tek kapatıldığı ve zincirlendiği alanlar. Ortada gördüğünüz büyük baraka sistemleri hayvanların kapatıldığı ve birbirlerinden kapalı, dışarıya çıkamadığı, toprağa temas edemediği hücre sistemiyle ve giyotinli kapılar içinde bulunduğu yerler. Ortada gördüğünüz tedavi merkezleri adı verilen şu dörtlü, yani sağında bahçeli yaşam alanı, solunda hayvan barakalarının kaldığı, ortada kalan ise açıldığı, burası Tepeören. Pendik Tepeören hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi açıldığı günden beri yine sayısını bilmediğimiz, ancak bazı benim saha araştırmamın bulguları ışığında bazı tahminlerimizin olduğu, bazı kayıtları takip ederek, parçalı kayıtları takip ederek, bazı çıkarımlar yaparak ulaştığımız sayılarla açıldığı 2015-2016 yılından bu yana 10 binden fazla hayvanın öldürüldüğü, buraya giren hiçbir hayvanı da geri çıkarmayan bir tür merkez. Şimdi ilki hayırsız Kısırkaya'da gördüğümüzden daha farklı, daha açık bir form. Coğrafyaya yayılmış, coğrafyayı kullanan, biraz daha hapishane mantığıyla değil, bir tür rekreasyon alanı olarak tasarlanmış bir yerden söz ediyoruz. Hemen bu bahçe, gördüğünüz tek tek barakaların yanında, solunda gördüğünüz yerlerde İstanbul'lu vatandaşlar için tasarlanmış piknik alanları var. Yani hemen ilerisinde, ekranın sol üst köşesinde gördüğünüz tedavi merkezi alınan yerlerde hayvanlar öldürülürken, köpekler, tecrit edilen köpekler öldürülürken, rüzgarsız, hafif sıcak bir günde kan kokusu, bağırmalar, köpek avlamaları, ağlamaları bütün alana yayılırken, insanların oturup piknik yaptığı, bu şiddete
tanıklığın nasıl bir hale gelmiş olmalı ki insanların hayvan tecrisine karşı duyguları, bunu anlayışı, bununla ilişkilenmesi nasıl bir dönüşümden geçmiş olmalı ki ikisinin aynı anda eş zamanlı olarak ama ayrı, artık ayrı dünyalarda hayvanların varlığını koruyamayacak şekilde örgütlendiği bir düzenlemeyi görüyoruz burada. Şimdi burası tecrit alanının dışı ise hem aynı zamanda 10 bin hayvanı, Kısırkaya'nın yarısı kadar bir kapasiteyle 10 bin hayvanı tecrit etme. Bugün artık açılan dava sonucu bu hayvan kapasitesi 5 bine düştü Tepeören Merkezi'nin. O ilk yıllar 10 bin, daha sonra şimdi geldiğimiz noktada 5 bin hayvanı tecrit etme kapasiteli bir tesisin dışı ise, yani bu tesisin duvarlarının dışı ise İstanbul'da o tesisin içini dolduran hayvanların getirildiği yerlerden getirilen, sokaklardan toplatılan, Mart 2013 ile tam sayıyı söylemem gerekirse Mart 2013 ile Haziran 2019 yılları arasında, tarihleri arasında toplam 9.764 köpeğin terk edildiği bir coğrafya. Bu coğrafyaya ben artık tecrisin sadece mekansal formlarının değil, coğrafyayı kat ederek ve bir tür bir landscape, bir kent peyzajını, kırsal mahalleleri kat ederek örgütlendiği için tecrit coğrafyasına adını verdiğim bir form. Dışarısında kurulan, dışarıda kalan, yani merkeze kapatılmış ve merkezden dışarı doğru yayılan bir tür tecrit mekanizmasından, tecrit pratiğinden söz ediyoruz. Bu tecrit tıpkı hayırsız odada olduğu gibi aynı zamanda öldürmelerle ve iğneyle, bir tür tıbbi müdahaleyle öldürmelerle birlikte geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir yıl öncesine kadar, özellikle benim saha araştırmasını yaptığım 2013-2019 yılları arasında çeşitli aralıklarla yaptığım saha araştırması boyunca bu hayvanların bir kısmını şehrin kamusal alanlarından kopardığı, bizim Dört Erkşehir kolektif olarak takip ettiğimiz, kaydını tuttuğumuz toplam 21 bin hayvanın 9 binini bu alana atmış. Bir kısmını ise merkezde kapatırken daha büyük bir kısmını bu coğrafyada şehirden sürgün ama adını sürgün olarak koymadan, adı sürgün olmadan şehrin işte bugünkü kullanıldığı ifadeyle doğal yaşam alanlarına terk edildiği bir pratik içinde olduğunu biliyoruz. Sayısız kere bulunmuş zehirli iğneler, ilaçlar her köpeğin yanında bulunan ve coğrafyanın bir tür köpek ölüleriyle dolduğu, bir tür toplu mezara dönüştüğü İstanbul'un, bu coğrafya dediğim yer İstanbul'un güneybatı çeperlerinde Pendik'in 5 mahallesinin, 5 çeper mahallesinin Kurna, Kurtköy, Kurna, Kurt doğmuş, Emirli, Ballıca ve pardon 5.'yi unuttum, özür dilerim. Bu 5 mahallede örgütlenen, bu 5 mahalleyi kullanarak aslında şehrin en güneybatı çeperlerindeki bu 5 mahalleyi kullanarak köpekleri sürgün ettiği, sürgünde de bu tip meseleleri gördüğümüz yerler. Peki bu mahalleler yalnızca şehrin çeperlerinde olduğu için bir tür son nokta, hayırsız ada gibi bir tür nihai nokta, bir tür son nokta mı? Ne yazık ki hayırsız adadan ders alan, hayırsız adadan ve bütün bu tarihi gelişim içerisinde artık bütün sürgün, tehcir ve mekansızlaştırma, hayvanları yersizleştirme pratiklerini bir araya getirmiş olan belediyecilik anlayışı bu köpekleri yalnızca ölü, kör bir son noktaya sürgün etmiyor. Artık köpekler hayırsız ada gibi kimsenin onların ne yaşadığını görmediği yerlere atılmıyorlar. Hatta neredeyse şunu bile söyleyebiliriz. Büyük bir mega proje olarak, büyük bir kent suçu olarak ve imar skandalı olarak 700 bin dönüm mera arazisi olarak kurulan az önce gördüğümüz Kısırkaya bile aslında insanların görmediği görünürlük siyasetinin rıza yaratmadaki şiddete tanıklığın, şiddete tanıklıktan şiddete suç ortaklığına varan o acıklı ve trajik evrilmeyi kullanamadığı bir mekan olduğu için bugün atıl kalmış durumda. Şunu demek istiyorum, düşünmeye çalıştığım şeylerden biri bu. İstanbul'daki hayvan nüfusu, popülasyon idaresinin, hayvan bedeni idaresinin paradigmatik mekanları ne artık hayırsız ada gibi sürgün mekanları ne de Kısırkaya gibi kendi başında kamudan, kamu denetiminden ve kamunun görmesinden, tanıklığından uzak tecrit merkezleri. En paradigmatik, en büyük ve en efektif
tecrit mekanizmasının kullanıldığı, tecrit pratiklerinin işler hale getirdiği yerler aslında şehrin çeperlerindeki tecrit coğrafyaları adını verdiğim bu ve İstanbul özelinde büyük altyapı projeleriyle mega projeler, özellikle de otoyol inşaatlarıyla birlikte parçalanan tahribat coğrafyalarına hayvan terk etme. Bu coğrafyalardaki hayvan tecriti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kaydını tutabildiğim saha araştırması boyunca 2013-2019 yılları arasında 9700 tane yalnızca bir araştırmaya dahil olmuş köpek sayısından bahsediyorum. 9764 tane sokak köpeğini, küpeli ve bu sayede beni takip edebildiğim sokak köpeğini aslında otoyol inşaatının şantiyesine dönüşmüş bu dev, devasa coğrafyalara terk etti. Peki ne demek bu? Nasıl bir şey oluyor köpekler? Bu binlerce köpek otoyol şantiyelerine, otoyol inşaatlarına terk edilince nasıl bir görüntü, nasıl bir yönetimsellik anlayışı, nasıl bir tecrübe ortaya çıkıyor? Kim tanık oluyor bu köpeklerin yaşadıklarına, bu sürgüne? Neden bunu yapıyorlar? Neden köpekleri yerinde öldürmek ya da Kısırka gibi tecrit merkezini öldürmek varken nasıl bir yönetimsellik algısı, amacı ve motivasyonu? Köpekleri son derece uzak, şehir merkezine neredeyse 120-130 kilometre uzaktaki bu yerlere atmak için devasa bir operasyon örgütlenmesinden söz ediyoruz. Nasıl bir kaynak israfı ve kaynak mobilizasyonu böyle bir siyasi mantığın, hangi siyasi mantık ve hangi siyasi motivasyon bu tür bir kaynak ve mobilizasyonu ve mekansal organizasyonu meşru kılabilir, gerekçelendirebilir? Gördüğünüz ve bahsettiğim otoyol inşaatı Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4. ve 5. kesimleri. Kurna'yı, Kurna Mahallesi'ni içine alarak İstanbul'dan İzmir'e doğru inen yolun 8 kesimlik 9. kısmı inşa edilmekte olan yolun 4. ve 5. yani İstanbul'u bütün Marmara bölgesine bağlayan yolun inşaatı. Burada duracağım aslında çünkü buradan sonrası benim düşünmeye çalıştığım bir nokta ve aslında hala devam etmekte olan bir sürecin. Yolun inşaatı hızla tamamlanıyor ama az önce sorduğum soruda durursak, yani neden yani burada duracağım derken burada sunum bitireceğim anlamında değil, biliyorum çok uzun bir sunum oldu. Ama devam etmek istediğim, asıl sormak istediğim konu bu soru önemli. Nasıl bir yönetimsellik anlayışı, nasıl bir siyasi mantık burada çalışan insanlara ve İstanbul'un çeperlerinde çalışan ve yaşayan insanların içinde yaşadığı tahrip coğrafyalarına binlerce köpeği tecrit etmenin siyasi motivasyonu ve etkisi nedir, ne olabilir? Nasıl bir tanıklık süreci bu tip bir operasyonu meşru kılabilir? Bu insanlar köpeklerin, bu paletlerin, hafriyat kamyonlarının inşaat temellerinde ölen, patlamalarla ölen, hafriyat kamyonlarının altında ezilerek ölen binlerce köpeğin ölümüne, eziyetine, sürgününe tanıklık eden işçiler, bu otoyol inşaatlarında çalışan işçiler yerinden edilmiş. Bu dördüncü kısmı yapan Limak şirketinin İç Ege ve Kıyı Ege'nin köylerinden toplayarak getirdiği yerinden edilmiş iş gücüyle yerinden edilmiş köpeğin karşılaşma anından söz ediyorum. Bu tahribat coğrafyalarının, bu sürgünün, bu tahribat coğrafyalarının ev sahipliği yaptığı kitlesel köpek sürgününün aslında bu karşılaşmada kurulan bir tür, kurulan ve değişen bir tür anlayışa, hak, haksızlık ve adalet ve adaletsizlik anlayışının zemini olduğunu düşünüyorum. Köpeklerin şimdi saha notlarına, saha çalışmasının notlarına çok girmeden bunu kaba hatlarıyla ifade edebileceğim. Ama köpeklerin 4 yıl boyunca süren ve sürekli hareket halindeki bir şantiyedeki inşaatta binlerce köpeğin ölümüne tanık olan, bu inşaatlarda çalışan, yaşayan, oralardaki barakalarda yaşayan, oralarda kurulan yemekhanelerde yemek yiyen, gündelik olarak günün her saati, gündüz ve gece bu sürgün edilmiş köpeklerle birlikte yaşayan, onların sürgününe, acısına ve nihayet ölümüne tanık olan işçilerin dünyasına yarattığı
duygu, düşünce ve yalnızca köpekleri terk eden bir kamyon olarak gördükleri belediyenin kurduğu yol inşaatı, devletin, siyasi iktidarın hepsinin arasında bir tür özdeşleşme ve eşitlemelerle giden, devletin varlığının köpekleri getiren, binlerce köpeği getirip inşaat alanına, çalışma alanına boşaltan, oraya atan devletin varlığının yalnızca buna döndüğünde ve devletin varlığı bir tür üst anlam yapısı olarak altyapı siyasetini kuran, altyapıyı kuran, yol yapan, oradan İstanbul'u İzmir'e bağlayan bir yol yapan, Türkiye'yi kat eden bir yol yapan bir devletin varlığının ancak bu işçiler için bu köpekleri üzerlerine atan, bu köpeklerin yaşamlarını sona erdiren ve nedenini anlayamadıkları bir şekilde kendi şantiyelerine atan devletin varlığı karşısındaki konumları. Bu karşılaşma anında, yani yerinden edilmiş köpekle yerinden edilmiş emeğin karşılaştığı bir mekan olarak, bir hareketli bir mekan olarak, bir tür ilişkisel mekan olarak otoyol inşaatını düşünmek ne demek? Nasıl bir mesele? Altyapı siyasetini, otoyol inşaatlarında kurulan altyapı siyasetini bu karşılaşmalarda bir araya getiren nasıl bir dinamik? Aynı zamanda şehir idaresi için ne manaya geliyor? Şehir idaresi için, şehirde köpeklerin varlığının idaresi için bu ne anlama geliyor bu tip karşılaşma? Özür dilerim, çok karışık anlattım bu kısmı. Çok karışık konuştum. Soru cevapta daha da açabiliriz. Bu görüntünün bugün İstanbul'daki köpek idaresinin, köpek nüfusu idaresinin paradigmatik bir görüntüsü olduğunu düşünüyorum. Tahrip edilmiş bir coğrafyada inşaat paletlerinin, vinçlerin hafriyat kamyonu arasında kalmış, sıkışmış, tecritin açık havadaki halini yaşayan insanların tanıklığıyla onlara bakabilme, onlarla birlikte yaşayabilme, yerleşebilme kapasitesinden mahrum, yerinden edilmiş emekle karşılaştığı tek insan grubunun yerinden edilmiş otoyol işçisi olan bu köpeklerin yaşama, şehre tutunma, buralarda barınma şansı olmadığı için öldükleri bir coğrafya bu. Bütün bunların bu sahasına, bu yol inşaatının sahasına kalmış tecriti bu açıdan sembolik olarak düşünmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu köpeklerin insanlarla ilişkilerinde insanların onların ölümüne tanık olarak ve o kadar fazla ve o kadar gündelik olarak tanık olmak tecrübesinden söz ediyoruz ki bir süre sonra sıradanlaşan ölümlerinin, bir süre sonra kanıksanan ölümlerinin geri dönüp bu insanlar için ne manaya geldiğini, köpekler için geldiği manayı bilemiyoruz ama köpeklerin yaşadıklarını biliyoruz. Bu köpekler buralara atılarak ölüyorlar. Ormanlar, zaten orman oranı tahrip edildiği bir düzenden bahsediyoruz. Orman köpeğin, İstanbul'un sokak köpeğinin bir yaşam alanı olmadığı için ormana ve bütün bu inşaat sahasına ölmeleri için atılan köpekler çok kısa bir süre sonra, kimisi birinci, ikinci ayını tamamlayamadan, kimisi bir büyük çoğunluğu ise daha bir mevsimli burada yaşamaya çalışarak açlık, susuzluk, bütün bu ihtimam ilişkilerinden mahrum bir şekilde ölerek geçiriyor. Peki buna tanık olan, buralarda yaşayan ve çalışan insanlar nasıl yaşıyor bunu? Bu tecriti, bu hayvan sürgününü hayvanlara yönelik ve tekrar ediyorum cezasızlık, cezadan muaf bir biçimde örgütlenen şiddetin bu insanlar üzerindeki etkisini ne değişiyor? Hayvanlara yönelik şiddete tanıklık ederek nasıl bir devletin varlığı kendini nasıl işaretliyor, nasıl kuruyor? Yalnızca hayvanın kitlesel sürgününü organize eden devletin varlığı burada bütün haklarından arınarak, yersizleştirilerek, güvencesizlik içerisinde çalışan insanların, kent yoksullarının, işçilerin hayatına ne manaya geliyor? Nasıl bir devlet-vatandaş ilişkisindeki devlet ve yerinden edilmiş emek arasındaki ilişkinin bir tür taşıyıcısı olarak hayvan ölümüne tanıklık olmak ne demek? Bütün bunlar benim cevabını aradığım sorular. Doğrudan bir cevabı olmayan ama düşünmenin çok kıymetli olduğunu düşündüğüm ve İstanbul'daki kentsel büyümenin, özellikle çeperlere doğru kentsel büyümenin, kuzeye doğru büyümenin de, güneydoğuya doğru sanayi bölgesine doğru büyümenin de İstanbul'daki idari yapının da, şehir idaresinde belediye yönetimini düşünmenin de buralardan, yani
en kanun dışında kalanı kullanarak, onun bedenlerini kullanarak kendini nasıl genişlettiğini kurduğu sorusuyla birlikte düşünmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bize şehir yönetimselliğinin altında yatan hayvanlara yönelik şiddet, hayvanlara yönelik cezadan muaf tutulan şiddet, hala adalet çemberinin dışında bırakılan hayvanların maruz kaldığı muamele, yaşadıkları şiddet ve onların ölümleri bize aslında belediye yönetimselliğinin kanun dışı, kanunsuzluğu, kanun dışı alanı nasıl kullandığını, nasıl kullanmaya yeltendiğini ve bunu ne amaçla kullandığını, nasıl bir şiddete tanıklık üzerinden hem belediye hizmetlerinin hem devletin bütün sosyal yapının en dışında kalan insanlara, kırsal mahallelerde yaşayan insanlara ve az önce bahsettiğim yerinden edinmiş emeğin yarattığı değerle kurulan bir coğrafyada bu insanlar için kendi var etmenin bir yolu olarak şiddete, ölümü, kitlesel hayvan ölümünü kullanmasının nasıl mümkün olduğunu anlamaya çalışıyorum. Burada bitireyim. Çok uzattım, çok özür dilerim. Sorular hepsi açık sorular. Benim için çok önemli sorular. Vaktiniz olduğu sürece ve moderatörlerimizin müsaade ettiği sürece ben yanıtlamak isterim. Teşekkürler. Bu dinlemesi hakikaten korkutucu ama çok önemli araştırmanı bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz Mine. Dediğin gibi biraz uzadı konuşma ama birkaç soruyu alalım, yanıtlayalım diye düşünüyorum. Sorular genelde konuşmanın erken bir kısmından geldi. O yüzden biraz Osmanlı dönemiyle alakalı ama belki biraz bugünkü perspektifi de bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Mesela İrem Yıldız, sokak köpeklerinin dilencilerle ve hatta kör bireylerle olan ilişkisi hakkında ne söyleyebilirsiniz diye sormuş. Bunu belki şöyle düşünebilir miyiz bu soruyu? İşte en sonda bahsettiğin yerinden edilmiş emekle tecrit edilen köpeğin karşılaşmasıyla evsiz, Osmanlı dönemindeki evsiz insanla sokak köpeğinin karşılaşması arasında bir ilişki var mıdır? Bunlar birbirinden farklı karşılaşmalar mıdır gibi düşünebilir miyiz belki bu soruyu? Şimdi geleneksel İstanbul yapısında şekillendiren bütün o sosyal yardımlaşma, dayanışma, sosyal yardım, ihtimam ilişkilerinin yapısında sokak köpekleri de dilenciler gibi, körler gibi, evsizler gibi devletin yardımına, desteğine, kendine bakamadığı için, kendi bakımını üstlenemediği için devlete ya da dışarıdan bir yardıma, toplumsal bakım pratiklerine muhtaç bütün bireylerle yan yana aslında. Ve kamusal alanda ve kullandıkları mekanda, gündelik hayatta da yan yana. Köpekleri biz o dönemin anlatılarında ve görsellerinde dilencilerin yanında görüyoruz, hamalların yanında görüyoruz. Hareketli bunlar çünkü kamusal alanda hareketli, yeri olmayan, bir gün bir yerde, diğer gün başka bir yerde bulunan insanlar, bireylerin yanında görüyoruz. Bu ikisi arasında çok romantize edilmeyecek ama aynı kamusal mekanları paylaşmaktan, kamusal alana ait olmaktan gelen bir tür bir yakınlık var. Zaten 19. yüzyılın sonundan itibaren 20. yüzyılın başlarında devletin bu varlıklara, kamusal alanda bu başıboş olarak adlandırdığı, konumlandırdığı bu varlıklara muamelesi de ortak. Onu anlatmaya çalıştım. Yani serserinamede de ortak. İşte dilenciler, işsizler, İstanbullu olmayanlar ve İstanbul'da bulunması ancak bir tür değer üretmesi ve işte çalışmasıyla mümkün olabilecek. Değer üretip işte çalışmayan, yani bir tür başıboşluğu aynı zamanda sanki bir tür parazitik bir yapı olarak devletin bakmak zorunda olmadığı, sanki bireylermiş, bedenlermiş gibi beslemek zorunda, bakmak zorunda olmadı bedenlermiş gibi konumlandırılanlar için de muamele ortak. Yani aynı dönem dilencilerin, evsizlerin, işsiz sayılanların tehlikeli olarak kabul edildiği, kamu düzenine bir tür aykırı ve bunu tehdit unsuru olarak kabul edildiği bir dönem. Dolayısıyla yakınlar. Bugün de aslında bu tip bir düşmanlaştıran, yersizleştiren söylem ve pratiklerin ortak olduğunu görüyoruz. Yani bugün
Tabii insan hakları hukuku hayvan hakları hukukuna göre daha başka bir noktada. Ve bugün köpeklere yapılan muamele insanlara yapılan muameleyle aynı değil. Kurulabilecek her tür analojide de çok dikkat etmek gerekiyor. Ancak söylemin bu varlıkların, bu bedenlerin yani tehlikeli ve tehdit unsuru olarak kabul edilen bedenlerin etrafını kuşatan söylemlerin ortaklaştığını görmek gerekiyor. O dönemde de bugün de İstanbul için biçilen siyasal iktidarın ve belediye yönetimlerinin biçtiği bir tür ideal şehir imgesi var. Bir tür tahayyül ettikleri ve özendikleri, arzu ettikleri büyük oranda batılı başkentlerden taklit edilen bir tür şehir imgesi, şehir düzeni tahayyülü var. Ve bu tahayyül içinde de şehrin bu düzensiz, başıboş addedilen varlıklarına yer yok. Bugün İstanbul'da köpek nüfusu hızla azalıyor. Dilenciler için uygulama başka türlü, evsizler için uygulama başka türlü. Ama bütün bu uygulamaları ve yersizleştirme söylemini devletin bakmakla yükümlü olduğu, bir tür sosyal yardımla yükümlü olduğu ilişkiden çıkarak devletin aslında devletin şehirli vatandaş ya da şehirli varlık, köpeğin de dahil olduğu, şehirde yaşayanlarla ilgili kurduğu neoliberal daha hak ve yardım kavramından değil, iş, verim ve değer üretme kavramlarından geçtiği bir tür neoliberal ilişki üzerinden değerlendirmemizin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Teşekkürler. O zaman birkaç soruyu bir araya getirerek sormaya çalışacağım. Esasında sen bunun cevabını verdin. 1910 civarında Avrupa şehirlerinde durum nasıl? Bunun cevabını işte Londra ve Paris'teki bazı uygulamalardan bahsederek verdin ama bununla birlikte bugün yine Avrupa ile kıyaslayabileceğimiz bir durum var mı? Ya da oradan kıyaslayarak bir çözüm üretebiliyor muyuz? Yani bu şu anki duruma nasıl bir çözüm düşünülebilirin sorusu. Ama aynı zamanda bu çözümle ilgili şu an çok sayıda olan yine gönüllü ve aktivistlerle bu konuda ne yapıyor yu da bağlayalım. Yani onlar neler düşünüyor ya da nasıl eylemler içindeler? Şimdi ilk soru daha başka bir soru. 1910 yılında İstanbul'da böyle bir kitlesel sürgün ve itlaf yaşanırken Avrupa'da böyle bir şey yaşanmıyor. Çünkü Avrupa bu süreci yaklaşık bir 50 ila 70 yıl öncesinde tamamlamış durumda. 19. yüzyılın sonuna gelmeden Avrupa başkentlerinde hayırsız adadakine niceliksel ve niteliksel olarak daha farklı bir boyutta sistematik ve organize ve taammüden bütün başı ve sonu planlanan operasyonlarla sokak hayvanları, yalnızca köpekler değil, kediler, domuzlar, tilkiler, yaban hayvanları da dahil olmak üzere büyük hayvan itlafları var. Yani bugünkü 1910 yılına geldiğimizde de İstanbul'un önüne model olarak sunulan hayvansızlaştırılmış kamusal şehir imgesi, kamusal alan imgesi o görüntünün altında çok kanlı ve sistematik olarak itlaflarla örülü bir tarih var. Nasıl yok ediyor Avrupa bu hayvanları? Birincisi dediğim gibi sistematik itlaflarla. Barınaklar o dönem bizim bu ancak 2000'li yıllarda ürettiğimiz mekansal form olan barınaklar hızlıca üretiliyor. Barınaklar bir kısmı barınaklarda o gördüğünüz daha insancıl tırnak içinde insancıl kabul edilen yöntemlerle hızlıca etkin bir biçimde yok ediliyor. Bir kısmı sokak köpeklerinin bir dönem iş gücünde dahi kullanılıyor. Özellikle Brüksel'de, Viyana'da hayvanların tıpkı bizim bugün faytondan kurtarılan atların yaşadığı gibi yük hayvanı olarak kullanıldığı. Dolayısıyla çok hızlı, çok kısa bir süre içinde çok fazla sayıda köpeğin öldürüldüğü bir hayvanların iş gücünden yararlanıldığı bir tecrübe var. Daha 1800'lü yılların sonlarına doğru özellikle Fransa'da ve Almanya'da hayvanların etinin yendiği, köpek etinin yendiği kısa bir dönem var. Yani hayvanların bir tür et endüstrisine, henüz endüstrileşmemiş olsa da bir tür piyasaya sunulduğu. Ama en büyük, son olarak en büyük darbe ise köpeklerin varlığını, köpekler üzerinden konuşursak 1855'teki kuduz aşısı, Pasteur Enstitüsü'nün Paris'te kuduz aşısının bulmasına öncesindeki bilimsel çalışmalarda denek olarak en az 300 bine yakın köpeğin sadece yazılı rakamlarda
öldürüldüğünü biliyoruz. Yani bu kuduz aşısının bulunması çalışmalarında bu hayvanların öldürüldüğünü biliyoruz. Bu tip bir çok katmanlı ve eş zamanlı operasyonlar ve değişimlerle hayvanların kullanım ilişkisine dahil edilmesiyle, böyle farklı kullanım alanlarının geliştirilmesiyle Avrupa başkentlerinde köpekler itlaf ediliyor. 1910 bu köpek itlafı için bizim aslında bir tür gecikmişliğimizin, modernleşme algımızın gecikmişliğinin bir tarihi, yani gecikmiş bir tarih yaşıyoruz biz burada. Avrupalı o şehir düzenine özenerek, öykünerek kurulan o tahayyülle birlikte, o imgeyi taklit ederek örgütlediğimiz bir siyasi operasyon, ama eş zamanlılığı ve organizasyonu tamamen Batı'dan farklı olduğu için ve iyi ki de öyle olduğu için aslında başarısızlığa ulaşmış. Çünkü bugün Batı'da sokak hayvanı diye bir problem yok. Çünkü sokak hayvanı yok. Bu bir nihai çözüme, yani tam anlamıyla bir soykırımın tamamlandığı bir dönemden bahsediyoruz. 19. yüzyılın sonunda Avrupa'da. Bizde bu soykırım tamamlanamıyor. İyi ki de tamamlanamıyor. Bugün sokak hayvanları var. Şimdi şu anki duruma nasıl bir çözüm üretilebilir? Birkaç böyle sunumun sonunda değindiğim bugünkü icraata, bugünkü icraatın durması için gereken şey, belediyelerin, yerel yönetimlerin şehrin çeperlerine doğru hayvan sürgünlerini, kitlesel hayvan sürgünlerine son vermesi. Bu el freni çekildiğinde toplumsal koruma pratiklerinin ve hayvanseverliğin, bakın hayvan hakları savunuculuğundan bahsetmiyorum, toplumdaki hayvanların kamusal alanda varlıklarını koruma eğiliminin ve o pratiklerinin hayvanların varlığını korumak için son derece kuvvetli bir şekilde yaşamakta olduğunu düşünüyorum. Belediyeler, yerel yönetimler sürgüne son verecek. Hayvanları yerinde yaşatma ve korumak için koruyucu temel sağlık tedbirleri alacaklar. Popülasyon dairesinin koruyucu tarafına ağırlık verilecek. Barınaklarda ya da şehrin çeperlerinde ormana atılarak tecrit bitecek. Öyle olduğunda hayvanı yerelleşmiş bir sokak hayvanları politikası. Bizim planlama ajansında bugün geliştirmeye çalıştığımız, pek çok hayvansever örgütle, hayvan hakları savunucuları paydaşlığında geliştirmeye çalıştığımız, benim özel olarak düşünmeye çalıştığım bu. Nasıl yeniden merkezileşmiş değil, bu 100 yıllık merkezileşme hikayesi, anlattığım hikayeyi bugün artık bu köpeklerin tamamını hala bu köpeklerle yaşıyorken nasıl yeniden yerelleştirebiliriz? Yerelleştirilmiş bir hayvan koruma, yerinde hayvanı öldürme yerine yerinde hayvanları yerinde yaşam alanlarında koruma siyasetini nasıl kurabiliriz? Bu çözüme ilişkin hayvan hakları savunuculuğunun temel gündemlerinden biri bu. Diğeri de hayvan hakları yasası. Hayvan hakları yasasında da belediyelerin bu tip öldürücü, hayvanları yıkıcı, öldürücü, yaşam alanlarını uzaklaştırıcı ve yersizleştirici, yerinden edici pratiklerine son verilmesi ve hayvanlara yönelik şiddetin cezaya, bu ki bu saydıkları mekansal pratiklerin hepsi şiddet tanımında, bu şiddetin cezaya tabi tutulması, çözüme yönelik en önemli iki çalışmanın odağı da bu. Teşekkür ediyorum. Bu sefer yine 1910 öncesi döneme gidiyoruz bu soruda da. Bu şiddet ile ihtimam arasında değişen, gidip gelen insanların köpeklere yaklaşımında Osmanlı tebaasının etnik veya dinsel farklılıkları bu yaklaşımlarında bir değişime yol açıyor mu? Bununla ilgili bir iz görebiliyor muyuz? Gülhür'ün Şimdi sorusu. İstanbul'da, evet, bu çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Şimdi bu ihtimam ilişkilerinden bahsettim. Bu elbette mekansal olarak eşitsiz dağılmış bir ilişkiler bunlar. Yani ihtimam İstanbul'da sokak hayvanları koruyuculuğu şehrin her bölgesinde ve her mahallede aynı düzeyde, aynı şekillerde değil. Hani geleneksel İstanbul'un o üç mahallesi, üç büyük yaşam biriminde farklılıklar var işte. Eyüp'te daha farklı, Üsküdar daha farklı, Galata çevresinde daha farklı. Fakat bunu benim özel olarak bu ihtimam ve şiddet ilişkilerini dinsel farklılıklar, inanç farklılıkları üzerinden okumaya karşı özel bir direncim olduğunu söylemek istiyorum. Neden böyle bir direncim var? Çünkü bu farklılıklar üzerinden kurulan ihtimam
analizi ve bu anlayış, yani ihtimam ilişkilerine, bizim bu farklılaşmış inanç yapıları üzerinden yaklaşımımız aslında çok tipik bir 19. yüzyıl, özellikle İngiliz ve Fransız oryantalizminin ana dinamiklerinden bir tanesi, ana kurucu söylemlerinden bir tanesi. Şu soruyu sorduğunda Avrupalı bir 19. yüzyıl oryantalisti İstanbul'a bakıp nasıl oluyor da bu şehirde bu kadar fazla köpek var ve neden bu köpekler bu derece korunuyor dediğinde iki ana söylem seti üretiliyor. Bir tanesi köpeklerin bu dinsel yapının, yani İslami geleneksel yapının içinde korunuyor olması. Yani Müslüman, gayrimüslim mahallelerde, Müslüman olmayan mahallelerde, özellikle şehrin diplomatik ve finans merkezi olan Galataspor'da köpeklerin durumu kötü ki bunu biliyoruz. Daha kötü, koruma pratikleri daha zayıf. Müslüman mahallelerde ise daha kuvvetli. Müslüman mahallelerin inanç sistemine de, mahalli yapısına da içkin varlıklar, korunan varlıklar, bir tür maneviyat anlayışına içkin varlıklar. Bu tabii ki sorunun ilk kısmı, böyle bir farklılık var. Ama bu farklılığı nasıl düşüneceğimiz sorusu ne yazık ki o dönemin bütün oryantalist çerçevelemesinden bağımsız olamıyor. Yani inanç farklılık, bunun temel problemi ise, yani inanç bazlı farklılaşmayı düşünmenin temel problemi ise 20. yüzyıla geldiğimizde köpeklerin itlafı için söylemler bu itlafa yönelik mobilize olmaya ve bir tür ortaklaşmaya başladığında köpekler eski düzenin temsilcisi, taşıyıcısı olarak adlandırılıyor. Yani problemli görülen o hasta adamın, başkentinin hasta köpekleri söylemi hem İslam'la, Müslümanlık'la o köpeklerin Eyüp ve Üsküdar çevresindeki korunaklı hayatına atıfta bulunarak işte eski düzenin taşıyıcıları bu köpekler. Bütün o eski düzene atfedilen, özellikle İttihat devrimlerinin ve reformlarının Tanzimat sonrası dönemde eski düzene atfedilen geri kalmışlık, tamamen batılı bir çerçeveden atfedilen geri kalmışlık, yobazlık, bağnazlık, neredeyse hayvanla yakın yaşadığı için kamusal alanda hayvana yakınlık, bir tür hayvana yakınlık üzerinden primitif yapı gibi gibi vesaire, hepsini tırnak içinde kullandığım bir tür söylem setiyle birlikte geliyor bu tip dinsel farklılaşma üzerinden ihtimam analizleri. Ama olgusal olarak, bu kadar söyledikten sonra bunu söylemenin manası kalmadı ama olgusal olarak elbette ki böyle bir farklılaşma var. Yani pratik olarak, gündelik yaşam pratikleri olarak. Bunun bir nedeni de mahalle yapısıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kamusal alanı kullanmak yerine geleneksel İstanbul sokaklarının, o dar, ıssız, karanlık, kaldırımsız, toprak İstanbul sokaklarının içinde, üzerinde yaşayan köpeklerin bir tür Müslüman mahallelerde özerkliği var. Çünkü sokaklar onlara ait. Müslüman teba için kamusal alanın geçtiği yaşam merkezleri ayrı. Ev var. Bu Ekrem Bey'in bu alan için, Ekrem Işın'ın bu alan için kurucu olan makalesinde 1987 yılında ilk anlattığı bir mekansal analiz aslında. Daha sonra da sıklıkla kullanıyoruz ve son derece doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Müslüman, geleneksel İstanbul'da, mahalle yapısında Müslüman tebaa için gündelik hayatın geçtiği yerler üç temel mekanda geçtiğini söyler aslında. Bir tanesi ev, yani mahremin ve aile hayatının alanı. Diğeri cami, kutsallığın alanı. Bir diğeri ise çarşı ve pazar, rızkın üretildiği yine kutsal bir alan. Bütün bu üçlü yapı içerisinde Müslüman tebaanın hayatı, Müslüman erkek tebaanı tabii ki, kadınlar evde. Sokaklar köpeklere bahşedilen yaşam alanları aslında. İnsanlar sokakta değil, sokaklar çok kalabalık değil, ıssız Müslüman mahallelerde. Bununla da çok ilgisi olduğunu düşünüyorum. Galata Pera'da daha şehrin diplomatik finansal merkezinin yalnızca hani oradaki yerleşimcilerinin ve ziyaretçilerinin gayrimüslim olması değil, aynı zamanda hareketliliğin düzeninin bir ticaret merkezi olmasının, finans merkezi olmasının, diplomasi merkezi olmasının da etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bunu iki şekilde düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Yalnızca dinsel farklılığa vurgu yapmanın bir tür oryantalist çerçeveleme olduğu için aynı zamanda mekansal örgütlenmeye bakmak gerektiğini düşünüyorum.
Sen bazı sayılar vermiştin aslında ama Fari Sarrafoğlu bütün İstanbul'da bugün ne kadar sokak köpeği olduğunu biliyor muyuz diyor. Ve 1910 öncesi İstanbul'uyla kıyasladığımızda Emir, sesini kaybettim son noktada. pardon. İlk kısmını duyabilmiş miydin sorunun? İlk kısmını duydum, evet. 1910 öncesi İstanbul'undaki sayılarla bugünkü sayılar arasında kıyaslama yaptığımızda ne görüyoruz diyor. Şimdi bugün İstanbul'da sokak köpeği varlığı, sayıları, bütün onlara yönelik uygulamalar, belediyenin icatlarının hepsinin kayıt dışı olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Köpeklerin bir tür kulaklarındaki küpelerden ve mikroçipleme sistemi 2010 yılından itibaren uygulamaya geçen mikroçipleme sayesinde belediyelerin elinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde böyle bir arşiv ve kayıt, envanter kaydı var. Bunun ışığında 2015 yılında en son yayınlanan rakam, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sitesinde İstanbul'da 135 bin sokak köpeği oldu. Fakat aynı dönem bu bahsettiğim merkezlerle, barınaklarla, devasa barınak yapılarıyla birlikte hayvan itlafının hızlandığı bir dönem olduğu için bu sayının azaldığını tahmin edebiliriz. Ancak yine aynı dönem bu hayvan öldürmenin ivme kazandığı, koruyucu pratiklerden olan kısırlaştırmanın ve aşılamanın düşmekte olduğu bir dönem olduğu için aynı zamanda yavru bazı semtlerde bu hani toplumsal tecrübede gündelik olarak kayıt dışı olsa da görülebiliyor ve hayvan hakları savunucuları bunların kaydını tutan hayvan hakları örgütleri de var. Son derece fazla yavru köpek olduğunu biliyoruz. Yani bir tarafta ölüm, bir taraftan bununla rekabet edemese de ya yani ölen hayvan sayısıyla yarışamasa da bir tür yeniden popüle olma, yeniden çoğalma eğilimi olduğunu biliyoruz. Rakamlar son derece manipülatif. Bir yıl öncesine kadar diyeceğim yine, bir yıldan beri en azından öldürmenin, barınaklarda öldürmenin merkezi bir kararla olmaktan çıktığını biliyoruz artık, öyle diyeyim. Ara bürokratlar, ara bürokrasi, Türkiye'de bütün belediyeciliğin, yerel yönetimlerin işleyişinde ana belirleyici olan ara bürokrasilerde çok fazla hak ihlali ve usulsüzlük olabiliyor ama en azından bir merkezi karar olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin köpek öldürme ve kitlesel sürgün işinden çekildiğini düşünüyoruz. Bize söylenen bu ve buna inanmak istiyoruz hakikaten. Yine de hala rakamları bilmiyoruz ve bu Türkiye'de hak savunuculuğunun başka pek çok alanında işte iş kazaları, iş cinayetleri, iş güvenliği, hakları ihlallerinde de yaşanan bazı şiddet vakalarında da yaşanan en önemli mesele hayvan hakları savunuculuğunu da belirliyor aslında. Üzerine çalıştığınız, hakkını savunduğunuz varlıkların kaydının ve arşivinin ve envanterinin bulunmaması. Dolayısıyla tam sayıları bilemiyoruz. 1910 yılında o dönemin, yani 1910 yılında Hayırsızada'da öldürülen köpek sayısının 100 bine yakın olduğunu biliyoruz. Ve şehirdeki köpek varlığını çok büyük ölçüde sonlandırdığını biliyoruz. Yani en az 100 bin köpeğin yaşadığı 1 milyon nüfusu bir İstanbul. Bugün İstanbul'un nüfusu 17 milyon, köpek sayısı ise hızla azalıyor. Zaten dağılım ve yoğunluk hayvanların görünürlüğünün en azından şehrin merkezlerinde, İstanbul gibi çok merkezi bir şehirde bile azaldığını söylemek mümkün. Berkan Özyer soruyor. Evde köpek beslemenin başlamasıyla bununla birlikte kamunun sokak köpeklerine karşı algısında bir değişim görüyor muyuz ve belediyenin uygulamalarındaki bir değişim bu ana rast geliyor mu? Böyle bir değişim var mı? Yani bu incelikli düşünülmesi gereken bir soru. Batı'da böyle, yani Batı başkentlerinde böyle hayvanın kamusal varlığının tamamen yok edildiği, yani sıfır sokak hayvanının olduğu şehirler aynı zamanda evde evcil hayvan bakımını, evcil hayvan diye bir kategorinin ve evcil hayvan bakımı diye insan hayvan ilişkisinin
o şekilde formatlandığı, o şekilde dönüştüğü bir dönem var. Yani Batı için böyle hayvanın kamusal varlığı azalıyor, hayvanın özel mülk olarak haneye, hanenin ekonomisine, bugün neredeyse pek çok Batı ülkesinde medeni hukuka dahil olarak bir hak sahibi özne olarak aileden bir birey olarak sayıldıkları evcil hayvanların bir dönüşüm başlıyor. Dediğim gibi bu dönüşüm hayvanların sokaktaki varlığının yok edilmesiyle birlikte başlıyor. Şimdi bizde ise bu iç içe geçmiş bir süreç. Çünkü bizde sokak köpeklerinin varlığı teşebbüs edilse de tamamen yok edilemiyor. Ancak her zaman evcil hayvan bakımı şehirli orta sınıfların batılı anlamıyla olmasa da bütün tarihsel toplumsal farklarıyla birlikte bir tür kent burjuvasının oluşmasıyla oluşan, onun kültürel pratiği olarak yeşeren ve gelişen bir pratik. Bunun için Türkiye'de İstanbul için çeşitli dönemlendirilmesi, milatlandırılması yapılabilir ama endüstriyel olarak örneğin bir tüketim ilişkisi birlikte getirdiği ve dayandığı bir piyasa ve tüketim ilişkisine baktığımızda 50'li 60'lı yılların itibaren domestik hayvan, evcil hayvan bakımının arttığını özellikle büyük şehirlerde görebiliyoruz. Sokak hayvanı gibi tıpkı sokak hayvanlarının en yoğun yaşadığı ve en fazla nüfusa sahip olduğu İstanbul'da aynı şekilde evcil hayvan sayısının da diğer şeylerden daha fazla olduğunu da biliyoruz. Belediyelerin uygulamaları açısından dediğim gibi bu eş zamanlılık önemli. Yani kamusal varlığın bitmesi özel hayvan bakımı, özel alanda, hane içinde evcil hayvan bakımı pratiklerini getiremiyor. Çünkü kamusal hayvan, sokakta da hala hayvan var. Bir de şöyle bir, ben bunu hem bir şans, imkan olarak görüyorum. Hem hayvanlar hem bizler için. Aynı anda ilişkilenebiliyoruz. Pek çoğumuzun evinde köpek olmasa da sokakta köpekleri besliyoruz. Sunumun başında belirttiğim bir noktayı önemsiyorum. Yani ilksel olan, hem ontolojik olarak hem tarihsel olarak ilksel olan hayvanla sokakta ilişkilenme. Kamusal alandaki, kamusal alanda yaşayan ve hareket eden hayvanla ilişkilenme. Bu bizim hayvanla, bizim kültürümüzde, İstanbul'un kent kültüründe tabii ki farklılıklarla birlikte ama ana motif olarak böyle belirgin, görünür motif olarak bunun hala yaşadığını düşünüyorum. Sokakta ilişkilenme mümkün. Dolayısıyla belediyecilik açısından onun iz düşümünü takip etmek zor. Berkan'ın sorduğu soruda. Ama eş zamanlılığı düşünmek önemli. Son bir soru ileteyim o zaman sana. Aslında sen bahsettin kaynaklardan biraz 19. yüzyıldaki arşiv kaynaklarından 20. yüzyıl boyunca gazete küpürleri verdin. Ekrem Bey'in, Ekrem Işık'ın kitabından bahsettin. Ama bu konuda önerebileceğiniz kaynaklar var mı diye sormuş Merve Hanım. Belki daha modern kaynaklarla ilgili neler yapılıyor ne tip çalışmalar yapılıyor bu konuyla ilgili? Senin işin neresinde duruyor bunun? Belki buna dair kısaca bir şey söyleyebilirsin. Şimdi bu biraz bugün yapmaya çalıştığım bu alanda hani bu alanın nasıl derinleştirmeye çalıştığımıza dair de çabanın bir göstergesi. Hayvanlara dair çalışmalar, bu tip kent hayvanlarına dair çalışmaların en yaratıcı ve üretken anlamıyla sentetik çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Yani pek çok farklı yönetici ve nasıl denir yönlendirici bağlantının bağın bir araya getirilerek bir bağlam yaratılıp hem mekansallığın hem materyal düzenin hem de ilişkisel düzenin okunduğu çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Yani bu çalışma, bu kendi çalışmam benim için zevkli kılan ve yani bu konudaki heyecanımı, tutkumu ayakta tutan hem de bu alandaki aslında ilerleyen çalışmalara da etkisini veren hem Türkiye'de hem dünyada böyle bir ilişkisellik olduğunu düşünüyorum. İlişkisel ve kesişimsel olarak düşünmek önemli. Yani İstanbul'un idari ve kamusal düzeninin arka planı değişirken köpeklerine ne oldu gibi bir soru. Bu ilişkiselliğin, ilişkisellik çabasının bir ürünü aslında. Dolayısıyla bu soruları tek kitaplarda, tek kaynaklarda bulamıyoruz, bulamayacağız. Bugün lisans okuyan, siyaset biliminde, şehir araştırmanında pek çok birlikte çalışma imkanı yakaladığım benden daha genç arkadaşlar da böyle bir soru soruyor. Tabii bir heyecan, bir tür bir düşünme isteği oluyor ama bu tip soruları farklı kaynaklardan
tarihselliğin arka planını olabildiğince zengin bize okutan kaynaklardan okumak son derece önemli. Yani arşiv çalışmaları tabii ki çok önemli ama bir o kadar önemli olan toplumsal tecrübenin dönüştüğü, yani böyle bir düşüncenin, bir modernleşme düşüncesinde toplumsal tecrübeyi düşünmek ne demek? Tecrübe ne demek? İktidarın siyasi alanda örgütlenen bir yönetimselliğin tecrübe edilişi nasıl oluyor? Bu soru bile aslında pek çok böyle kurulduğunda bu soruyu okumaların başka bir düzene oturduğunu, tabii edebiyattan ve kurgudan beslenen bir yapısının da olması gerektiğini, çünkü bütün şehir tahayyülünün, insan hayvan ilişkisi tahayyülünün geçen bir yapısı olduğuna dair bir iddia, bir düşünce de ve bir duygu da var burada. Ama en temelinde de insan hayvan ilişkisinin ne sosyal bilimlere, ne beşeri bilimlere, ne herhangi bir bilimsel araştırmaya indirgenemeyecek bir tür hayvanla insanın karşılaşmasından gelen ve benim de gelmesi gerektiğine inandığım boyutu olduğunu düşünüyorum. İstanbul bunun için bize çok zengin imkanlar sunuyor. Yani bu karşılaşmayı yerinde mekansallığı içinde hem tecrübe etmek hem üzerine düşünmek hala mümkün. Hala sokak köpekleri varlar. Dolayısıyla köpeklerle ilgili çalışmaların bir tür saha araştırmasından geçmesinin zenginleştirici olduğunu düşünüyorum. Yani literatür kaynakları sonsuz. Hele bu bahsettiğim ilişkisellik içinde düşünüldüğünde tabii ki Derya Deniz bunları birlikte konuşup birlikte nasıl bakabiliriz, ne kitaplar var dinleyicilerden isteyen olursa ben iletişime geçmekten de çok mutlu olurum. Ama dediğim gibi genel bir prensip olarak hayvan çalışmalarının hem tarihsel arka plan hem de bugünü, yani dünü ve bugünü bir tür tarihselliği içinde düşünmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sosyal bilimlerinde, hayvan çalışmalarında en büyük şu an önündeki uğrak aslında hem insan sonrası hem de insan sonrası, dolayısıyla hayvan da sonrası, insanın bütün insan özellik tecrübesinin başka bir şeye evrildiği, başka bir noktaya geldiği ve o geldiği noktada bütün iktidar ve yönetimsellik mekanizmalarının değiştiği bir dönemde yeniden hayvanla insanın karşılaşmasını düşünmek bazılarına romantik gelse de aslında bu çağın bütün hani bu çağın düşüncelerine, modern düşünceye meydan okuyan düşüncelerinle de kendi hayvan çalışmasını komplike etmek anlamına geliyor. Yani o tip meydan okuyan soruları ve problematikleri açık tutmak çok önemli. Yani literatürleri, belirli literatürleri takip etmek yerine hem sahadan hem karşılaşmalardan hem bir tür kendi dinamizmini kendi getiren odaklanmalardan kurmak önemli. Ne demek istiyorum? İstanbul'da hayvan her yerde çalışılabilir, her durumda çalışılabilir ama hayvanı içine çekildiği girdabın içinde görmek, anlamak, tanımak, ziyaret etmek, onu orada birlikte olmak o hayvanı ve mümkünse kurtarmak o alan, yani tırnak içinde olaylı alanlara, bizim tahribat ekolojileri ve tahribat coğrafyaları adı verdiğimiz kentsel politik ekolojinin bu büyüyen alanında kurmak bu çalışmaları çok önemli diye düşünüyorum. Eminim tarihçiler olarak hani başka türlü tarih araştırmalarının ve arşivlerin daha açık uçlu noktalarını işaret edersiniz Emir sen ya da diğer arkadaşlar. Benim hani bir sosyal bilimler disiplininden gelen ve siyaset biliminde siyaset teorisi çalışmış, daha sonra siyaset bilimiyle şehir araştırmalarını bir arada düşünen, bir araya getiren bir uğrak olarak hayvanlarla çalışmamın arkasındaki düşünceler biraz bunlar. Bu son soruyla bir nebze çalışmanın mutfağına da bakmamızı sağladın. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İstersen bununla bitirelim. İyi bir yer olduğunu düşünüyorum. Tamam. Çok sağ ol. Vaktini ayırdın, konuğumuz oldun. Zevkle. Ben teşekkür ederim. Katılan herkese de çok teşekkür ederiz. Eğer son söylemek istediğin bir şey yoksa kapatalım o zaman. İyi akşamlar diliyorum. Ben çok teşekkür ediyorum bana bulunca saat tahammül eden dinleyicilere. Keyifti. Bir tür başka sorular varsa iletişim adresim sanırım var ya da verebilirim. Ben Yani böyle... okul sitenden de ulaşılabiliyorsun mesela. Evet.
Kolay Evet, seni evet. bulmak. Beni bulmak kolay. Tekrar herkese çok teşekkür ederim. İyi akşamlar o halde. İyi akşamlar. Evet.